Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Barış yayınları AYT Matematik 8'li branş denemelerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 numaralı denemeyi çözeceğiz şimdi, şimdi sizlerle birlikte. Hangi soruyu çözemediysen, boş bıraktıysan veya hangi sorunun çözümünü hantal yaptığını düşünüyorsan bunları izleyebilirsin. Ayrıca açıklama kısmındaki zaman etiketlerine direkt olarak hangi soru kaçıncı dakikadaysa ekledim. Tek tıkla o sorunun çözümüne de gidebilirsin. Tabii ki şimdi hazırsan abone olduysan e, videoyu da beğendiysen geçebiliriz denemeye. Evet şöyle ilk sorumuzla bir başlayalım bakalım neler diyor. Sorumuzda A, B, C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. A artı B artı C bölü A 4'müş. Şimdi o halde ben bunu şu şekilde ifade edeceğim. A artı B artı C eşittir 4A diyeceğim. Ee, buradan da B artı C'nin 3A olduğunu söyleyebiliriz. Hatta C'nin de 3A eksi B olduğunu söyleyebiliriz. Şu kısma gelecek olursak yine A artı B artı C eşittir. Bu sefer B'yi karşıya atarak 3B diyebilirim. Ee, böylelikle yine C'yi yalnız bırakacak olursam C eşittir. Bak şu B'yi karşıya gönderdim, 2B oldu. A'yı karşıya gönderdim, eksi A gelmiş oldu. Şimdi C'nin biz bir 3A eksi B, bir de 2B eksi A olduğunu bulduk. E madem ikisi de C bir birbirine eşit değilim o halde, 3A eksi B eşittir 2B eksi A dersem, buradan bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. Böylelikle 4A eşittir 3B geldi. Yani ben artık şunu yapabilirim. A'yı mesela 3M seçersem, B'yi 4M seçerim. A 3M ise burası 9M olur. Eksi B'de kaçtı? 4M'di. Çıkarırsam C'de buradan 5M'in ta kendisi gelir. Şimdi A neydi hocam? A 3M'ydi. C'yi kaç bulmuştum? 5M bulmuştum. Bölü B'den A'yı çıkar demiş. 4M'den 3M'i çıkaracak olursam buradan da M gelir. 3 hem 5 hem'in toplamı 8 m Ben bunu m'ye bölecek olursam da doğru cevabın 8 gelmesi gerektiğini düşünebilirim. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Geçtim 2'ye. X, Y, Z birer rakam olmak üzere. 2 basamaklı X, Y doğal sayısı 9'a. X, Y 9'a bölünüyor. Z, X 8'e. Y, Z de 5'e tam bölünüyor. Şimdi dur bir dakika burada. X çarpı Y çarpı Z sorulmuş. X, Y, Z'yi bulmamız gerekiyor ya. Şimdi YZ iki basamaklı sayısı 5'e bölünüyorsa buradaki Z dediğim rakam ya 0'dır ya da 5'tir. Ama ben diyorum ki 0 olamaz. E niye? Çünkü o zaman ben 0'ı burada yerine yazarsam şu kısımda iki basamaklı sayı olmaz. Demek ki Z kesinlikle 5. Z'nin 5 olduğunu elde ettim. Şurası da 50 küsür bir sayı oldu bak. 50 küsür bir sayı var. Yani 50x diye bir sayı var. Bu sayı 8'in tam katı. 50 küsürlerde 8'in katı olan sayı 56 var sadece. O halde x'in 6 olması gerektiğini anladım. Bir de y'miz var. Y'yi de bulacağız. X kaçtı? 6'ydı. 6 küsür sayıda 9'a tam bölünüyorsa bu da 63'tür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım y dediğimiz rakam da 3'müş. 3 kere 5 15. 15 kere 6 bize 90'ı verir. Yani cevabımız c şıkkı olur diyeceğiz. Devam ediyorum. Üçüncü soruyla. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için. Şimdi mutlak a'yı a'ya böldüğümüz takdirde eğer a sıfırdan küçük ise burası eksi 1 olur. a sıfırdan büyükse artık artı 1 olacaktır. Çünkü a sıfırdan küçükse burası eksi a diye dışarı çıkar. a'ya böldüğüm takdirde eksi 1 gelir. a sıfırdan büyükse a bölü a'dan 1 gelecektir. Bundan kaynaklı. Hocam a'nın sıfır olma durumu. Şimdi a zaten sıfırdan farklı demiş ama biz zaten sıfırdan farklı olabileceğini de görmemiz gerekiyor. Çünkü paydalarımız sıfır olamaz. A sıfırdan küçükse eksi 1'dir dedik ya. Mesela o zaman 3A artı 2. Ben bunu eksi 1'e eşitleyecek olursam. Buradan 3A eşittir eksi 3 gelir. A buradan eksi 1 gelecektir. Şimdi ne demiştik? A sıfırdan küçükse dedik. Ve sıfırdan küçük bir A sayısı elde ettik. Yani A eksi 1 olabiliyor. Pekala A sıfırdan büyükse. O zaman 3A artı 2 eşittir ne olur? 1 olur. Ve 3A eşittir eksi 1'den A eşittir eksi 1 bölü 3 gelecektir. Ama biz burada A'nın sıfırdan büyük olduğu duruma göre çözüm yapmıştık. A'nın eksi 1 bölü 3 olduğu durum bizim istemediğimiz bir durum açıkçası. O halde şu çözüm iptal. Pekala A eksi 1'miş bunu anladım. Şimdi geldim B'ye. Şimdi buradaki mutlak değer B bölü B'de ya 1'dir ya da eksi 1'dir. O halde diyeceğim ki ben B sıfırdan küçük ise diyeceğim. Bu ifade eksi 1 olacaktır. 2 ile çarparsam eksi 2 olur. Eksi 2 eşittir B eksi 3 diyeceğim. Bir de B sıfırdan büyük ise burası artı 2 olacağından 2 eşittir B eksi 3 diyeceğim. Buradan B eşittir 1 gelir. Buradan B eşittir 5 gelir. Yalnız dikkat et. Ben B'nin sıfırdan küçük olduğu duruma göre çözüm yaptım. Lakin karşıma B 1 diye çıktı. E bu istenmeyen bir durum çünkü 1 sıfırdan küçük değil. Demek ki bu durumu ele, eleyeceğim. Bak B sıfırdan büyükse B'yi 5 buldum. Demek ki B'miz 5'miş. E ben A'yı eksi 1 bulmuştum. B'yi de 5 buldum. Bunların çarpımı sorulmuş. Doğru cevabımız demek ki eksi 5 olacakmış. Yani cevap A şıkkında verilmiş sevgili gençler. Bir sonraki sayfamıza doğru geçiyoruz. Dördüncü soru. A ve B pozitif tam sayıları aralarında asal olmak üzere... A kere B artı A artı B eşittir. EBOB AB artı 52 eşitliği sağlanmakta. Buna göre bu sayıların ekoklarının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu sayıların aralarında asal sayılar olduğu dile getirilmiş. Aralarında asal sayıların ekokları, ekokları, yani ekok AB diyelim. Bu sayıların çarpımlarına eşitken EBOB'ları da EBOB AB diyelim. EBOB'ları neydi? Tabii ki de 1'di. Yani EBOB AB demiş ya bak burası 1'dir. Aslında A kere B demiş ya burada aslında EKOK'un ta kendisidir. Ve bu sayıların çarpımını vermek zorundadır. Şimdi şuraların 1 olduğunu anladık. Burası da 52 idi. Toplarsam ben bunları 53 gelecek. Yani A kere B artı A artı B dedim. Eşittir 53 olacak dedik. Şimdi burada EKOK'un alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. Bir de unutmayalım. A ile B aralarında da asaldı. Ben burada nasıl bir tepki vermem gerekiyor şimdi soruya. Bu kısmı bizim için önemli. Yani bu kısma kadar zaten herkes getirir soruyu. Bu kısımdan sonra neler yapabileceğimiz önemli. Burada da benim size önerim şu. A ile B'yi aralarında asal seçecektik. Bunu unutmayalım. Ve çarpımlarıyla bu sayıların çarpımlarıyla bu sayıların toplamı da bana 53'ü verecek. Peki ben burada hangi sayıları e, seçebilirim? Aralarında asal dediği için hemen ilk olarak ben bunlardan herhangi bir tanesini 1 seçebilirim. Şimdi bunlardan bir tanesini 1 seçtiğim zaman. Mesela A'yı 1 seçtim. Tamam. A 1 olsun. Böylelikle burası 1 B olur. Burası da 1 artı B olur. Yani böylelikle ben şunu söyleyebilirim. 2 B artı 1. Bir, artı 1 ile beraber bunu karşıya attım. 52 geldi. B kaç oldu? 26 oldu. Yani A1 iken B 26 olabiliyormuş. Pekala A'nın 2 olduğu duruma göz atacak olursam bu sefer burası 2B, B daha 3B olur. Buradaki 2'yi de ben karşıya atarsam burada 51 gelir. Ve B'nin de burada 17 olması gerektiğini anlayabilirim. Yani A2 iken B 17 olabiliyor. Peki A'nın 3 olduğu duruma göz atacak olursak artık burası 3B, B daha 4B gelir. Artık şuna dikkat edelim. Mesela 1 ken 2b geldi. 2 ken 3b geldi. 3 ken 4b geldi. Demek ki 4 ken de 5b gelecek ve a'yı 3 seçmiştim ya onu da karşıya atarsam 50 gelir. 4b 50 ise b herhangi bir tam sayı olmaz. Demek ki buradan herhangi bir çözüm gelmeyecek. Pekala. a'nın 4 olduğu duruma göz atacak olursak bu sefer 5b olacak ve 4'ü karşıya atarsam 49 gelecek ki bu da olmaz. A'nın 5 olduğu duruma göz atacak olursam A5 ise burası 6B olacak ve burası da 48 gelecek tabii ki 5'i karşıya attığımız takdirde. 6B 48 ise B'nin 8 olması gerektiğini söylerim ve böylelikle A5 iken B'de 8 gelir. A'nın 6 olduğu duruma bakalım. A6 ise burası 7B olur ve karşıya gönderdiğim takdirde ben 6'yı 47'ye erişirim ki buradan yine B gelmez. A'nın 7 olduğu duruma bakacak olursam A7 ise burası 8B olur ve burası da 46 olacaktır. Yine çözüm gelmez. A eğer 8 ise A8 ise burası 9B olacaktır. Ve karşıya attığım takdirde 45'i yakalarım. Böylelikle B de buradan 5 olacaktır. Şimdi dur. A8 iken B 5 oldu. Ben bunun eğer devamını getirirsem 8'e 5'i yakaladım bak. 5'e 8'i buldum. Bir de 8'e 5'i yakaladım. Şimdi o zaman bir sonraki hamlede A'nın kesinlikle bak burada denediklerinin hiçbiri olmayacak. Ta ki A 17 olsun diyene kadar. 18 B gelir ve 18 B de 53'ten 17 çıktığı takdirde 53 eksi 17 kaç yapar? 20 çıksa 33 36 yapar değil mi? Bak B de buradan 2 gelecekti. Şimdi ben bunu nasıl tahmin ettim? Demek ki bu AB ikilileri simetrik olacak. Bak 5'e 8 olmuştu. Sonra 8'e 5 oldu ya. Demek ki burada artık 2'ye 17 ise 17'ye 2 oluyor. E 1'e 26'yı bulduysak e burada da 26'ya 1 olacak. Niye bu şekilde geliyor? Çünkü bak sen burada A gördüğün yere B, B gördüğün yere A yazarsan bu sefer de B çarpı A artı B artı A'yı elde ediyorsun. Yani doğal değil mi? A'nın ne geliyorsa B'nin de o gelmesi ikili olarak karşısına gayet doğal. Şimdi o zaman ben artık şu tarafa da bakmak zorunda değilim. Çünkü A ile B'nin ekokuyla B ile A'nın ekoku da aynı şey olduğundan ben sadece buradaki ikililerin yani 1'e 26, 2'ye 17 ve 5'e 8'in ekoklarına bakabilirim. Ve bunlar zaten aralarında asal olduklarından 1 ile 26'nın ekoku 26'dır. 2 ile 17'nin ekoku 34'tür çarpımlarıdır. 5 ile 8'in ekoku da 40'tır. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Toplamları 100 yapar. Cevabımız da E şıkkında verilmiştir. ...diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Beşinci sorumuza doğru geçtik. Bir dizi sorusu gençler. AN e, sabit olmayan bir aritmetik dizi. BN bir geometrik dizi olmak üzere. Şimdi aritmetik diziydi bak A unutma. Ben 8. terimden, A'nın 8. teriminden, A'nın 5. terimini çıkarırsam... ...A'nın ortak farkının 3 katını elde etmiş olurum. Yani 3 tane RA bulmuş olurum. Ve bu bize B1'i veriyormuş. Pekala. Yine burada da bak dikkat et 40. terimden 25. terim çıktıysa o zaman 15 tane RA'yı elde ederiz ve bu da bir b 2 veriyormuş. Şimdi bak 15 tane RA eşittir B2 dedim ve 3 tane RA eşittir B1 dedim. B nasıl bir diziydi? Hocam geometrik bir diziydi. O halde ben bu her iki tarafı birbirine oranlarsam B2'nin B1'e oranıyla artık b, BN dizisinin ortak çarpanını elde etmiş olurum ki... RA'lar gitti, 15'i 3'e böldüm hocam bu da 5 geldi. Şimdi bak B8'i B5'e bölersen, bn dizisinin bn dizisinin ortak çarpanının küpünü elde etmiş olursun. Çünkü B8'i ben burada nasıl yazarım? B5 çarpı RB'nin küpü biçiminde yazarım ve ben bunu B5'e böldüğüm takdirde RB'nin küpü gelir. E bu kaçtır diye sormuş. Ben RB'yi 5 olarak elde ettiğim için 5'in küpü soruluyor bana. Bu da 125'in. Ta kendisini verir bize. O halde cevabımız C şıkkı olacaktı. Geçtim 6'ya. Şimdi iyi dinliyoruz. Bize deniliyor ki P önermesi evvelki günün yarını bugünün dünüdür. Şimdi bu doğru mu? E, şu an bugündeyiz. Bugün. Bir önceki gün dündü. Bu da evvelki gün olacak, değil mi? Şimdi diyor ki evvelki günün yarını bugünün dünüdür diyor. Doğru, değil mi? Şimdi o halde birinci önermemiz yani P önermesi bizim için doğru bir önermedir. Buraya bir yazdım. Ardışık 3 sayının en büyüğünün ardışı ortanca sayının kendisi olabilir. Şimdi 3, 4, 5 dedik mesela. Örnek veriyorum. E burada en büyüğünün ardışı. En büyüğünün ardışı ya dörttür ya da 6'dır arkadaşlar. E, o halde ortancanın kendisi olabilir demiş. Demek ki bu da doğru. E, R önermesine bakıyorum. Babamın var olan en büyük erkek çocuğu var olan kız kardeşimin abisidir. Şimdi dur. Babamın var olan en büyük erkek çocuğu varsayalım ki 34 yaşında olsun. Tamam mı? Var olan kız kardeşimin abisi. Şimdi kız kardeşim 30 yaşında... Olup olmadığını ya da 35 yaşında olup olmadığını bilmiyorum. Eğer o var olan kız kardeşim 35 yaşındaysa. E bu abisi değildir. Küçük kardeşidir ama 30 yaşındaysa abisidir. Doğal olarak ben bunu bilemem. Yani bu 0 veyahut 1 olabilir. Bundan kaynaklı da bu önermenin doğruluk değeri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Buna göre bu önermenin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine denktir diye sormuş. Şimdi P1 olduğu için. Yanında da veya var. Ne olursa olsun içerisi 1. Bir, lakin 1'in değeri bana neyi veriyor? Sıfırı veriyor. Şimdi sıfırın hemen dibinde de ise bağlacı varsa sıfırdan yola çıktığım için. Yani sol taraf sıfır olduğu için. Bu önermenin doğruluk sonucu sağ taraftan bağımsız olarak daima 1'dir. Burası ister sıfır olsun ister 1 olsun. Beni ilgilendirmez. Şimdi demek ki biz artık totolojiyi arıyoruz. Totolojiyi biliyorsun. Her halükarda cevabı 1 çıkan önerme. Şimdi biz totoloji olanı arıyoruz. P ve Q'nun değeri demiş mesela. P 1'di ve Q'nun değili 0'dır. 1 ve 0, 0 olur. Bu gitti. P ise R'nin değili. Şimdi P 1'di ise R'nin değili 0 ise evet 1. Pardon 0. Ama P'nin değili 1 ise cevap 1 çıkar. Ama hangisine denktir diye sorulmuştu. Şimdi bunun 0 çıkma olasılığı da var. Bundan kaynaklı B de gitti. Q'nun değili 0'dı. 0 ve diyorsam zaten 0'dır. D'ye bakıyorum. R ise. Şimdi R burada. R burada. 1 olabilir veya 0 olabilir demiştim. Değil mi? İse. ise Şimdi Q ve R. Hocam burada Q 1'di. Q 1'di. 1 ve R. Şimdi burada R neyse. O zaman cevap o. Çünkü burası 1 olduğu için 1 ve 0 0 olur. 1 ve 1 1 olur. O zaman R neyse cevap o. Burası R mi oldu? Burada ne var? R'nin değili var. Şimdi R ise... R'nin değil. Yani burası eğer 1 olursa burası 0 olur. Burası 0 olursa burası 1 olur. Ama R'nin ne olduğu hakkında da bilgi sahibi değilim. Yani bunun 0 olma gibi bir ihtimali de var. Bundan kaynaklı ben D'yi de eledim. Geçtim E şıkkına. Q'nun değili. E, Q'nun değili 0'dı. 0 sıfır ise dedim aha buradaki muhabbet bak. 0'dan yola çıkıyorsam ise bağlacında sonuç daima nedir gençler? Tabii ki de 1'dir. O halde cevabımız E şıkkı olacaktı diyebiliriz. 6'yı da bitirdik devam ediyorum 7. soruyla. A kümesi verilmiş bize. A kümesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye elemanları var. B, C, D kümesi A'nın birer alt kümesi olduğuna göre. Ee, burada baya karışık durumlar var. Yani mesela 1 diye bir eleman B birleşim C'nin elemanı. 3 B kesişim C'nin 4 D kesişim C'nin. 5 D birleşim B'nin içerisinde bulunmuyor diyor. Ve B kesişim C kesişim D boş kümedir. Şartlarını sağlayan kaç farklı B, C, D sıralı üçlü kümesi vardır. Şimdi gençler eğer burada herhangi bir tablo falan çizmeye kalkarsak bu tablo bizi inanılmaz derecede yanıltabilir. Tamam mı? Bu tablo bizi inanılmaz derecede yanıltabilir. E zaten aleni bir şekilde de bizden bunların bir küme belirttiğini ve bunları da biz küme dediği için artık küme çizerek bir şeyler başarabileceğimizi anlamamız gerekiyor. E çizelim bakalım kümelerimizi. Şöyle yaptım. Şimdi A kümesi B, kümelerinden oluşuyordu. Varsayalım ki burası B, burası C, burası D. Yalnız şöyle bir durum var. Bize hiç şunun bilgisini vermemiş. Bak ben B'yi, C'yi ve D'yi birleştirirsem A'nın tamamını elde ederim diye bir bilgi yok. Yani BCD'nin içerisinde bulunmayan A'nın elemanı da olabilir. O halde ben Şurayı da şöyle çiziyorum ve diyorum ki bu da bizim A kümemiz olsun. Tamam? A kümesi bu şema için evrensel küme olsun diyelim. Şimdi 3 kesinlikle B kesişim C'nin içerisinde. Burada da şöyle bir şey yapalım. 3 şurada. 3 burada. D kesişim C'nin içerisinde 4 var. D kesişim C şurası ve burada da 4'ümüz var. Şurada ne diyor bak B kesişim C kesişim şimdi boş kümedir deniliyor. Yani artık ben şu bölgede kesinlikle ama kesinlikle hiçbir elemanın barınmayacağını gayet iyi biliyorum. D birleşim B'nin içerisinde 5 yok diyor şimdi bak. D birleşim B dediğimiz yer aslına bakarsanız şu bölgenin ta kendisi D birleşim B. Şu sarıyı kapsayan sarı, sarının kapsadığı her yer D birleşim B. Ama şimdi Buradaki 5 buraya gelebilir ama burada da olabilir. Yani C'nin içerisinde olmayabilir ki bu tarz ihtimaller var. Bu tarz ihtimaller içinde e, kaç tane sıralı üçlü kümesi vardır deniliyor ya. Burada biz permütasyondan yararlanabiliriz. Demek ki bizi durum buna götürüyor. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Birden başlayalım. Bir elemanı B birleşim C'nin içerisinde. B birleşim C'nin içerisinde nerelerde olabilir? Bak burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada veyahut burada olabilir. Yani 1'in yerleşebileceği 5 farklı bölge var. 5 tanesinden bir tanesini seçebilir. Çarpı 3 zaten yeri belli, onu yerleştirmiştim. 2'ye bakalım önce şuradan. 2. 2 için herhangi bir bilgi verilmiş mi? Verilmemiş. O zaman 2 buradaki 5 bölgeye dahil olmak üzere 6 7 bölgeden birinde olabilir. Çarpı 3'e bakıyorum. 3'ün yeri belli olduğu için 1 dedim. 4'e bakıyorum 4'ün yeri belli olduğu için 1 dedim. 5'e bakıyorum 5 D birleşim B'nin içerisinde değil diyor. B birleşim D'nin içerisinde değilse ya buradadır ya da buradadır. Yani 5 için 2 farklı durum söz konusu. Çarpı bunu hallettim bunu hallettim. Bir de 6 var. 6 da aynı 2 gibi herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu 7 bölgenin herhangi bir tanesinde olabilir. Güzel. Bunları çarparsam BCD sıralı üçlülerinin sayısını elde etmiş olurum. Burada 7 kere 7 49. 5 kere 2 10 yaptığı için çarptığım takdirde birlerin zaten bir hükmü yok. 490 bize cevabı verecektir gençler. Geçtim 8'e. K pozitif bir doğal sayı olmak üzere x artı x üzeri 1 bölü 2'nin kanıcı kuvveti ifadesinin açılımındaki terimler içerisinden polinom tanımına uyan tüm terimler alınıp katsayılar toplamı hesaplanıyor. Hesaplanan bu toplam 32 olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi polinom e, tanımına uyacaksa demek ki kuvvet doğal sayı olacak. Ki e, bunu istemesinin sebebi de buradaki 1 bölü 2. Şimdi ben bu 1 bölü 2'nin mesela 3. kuvvetini alırsam bu polinom olmaz o terim. Ama çift kuvvetini alırsam olur. Niye? Bölü 2 ile beraber e, çift kuvvet olacaktı. Bölü 2 ile beraber o kuvvette doğal sayı gelir artık. Yani aslına bakarsam bizden bize şunu söylemiş. Ben diyor şunun çift kuvvetlerini aldığım takdirde bu toplam 32 oluyor diyor. Şimdi biliyorsunuz ki bunun da bir formülü vardı. Mesela k'nın r'lisi çarpı x üzeri k r çarpı y üzeri yani ikinci terimin R'ninci kuvveti biçiminde. Şimdi ben burada o zaman bunu uygulayacak olursam k'nın R'ninci r'lisi Çarpı x üzeri k x r çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin r'nin kuvveti diyeceğim. Şimdi o zaman burada r'lerimin benim çift olması lazım. Çift olması lazım. Yani ben k'nın sıfırlısını kabul edebilirim. Burada r olarak sıfırı seçebilirim. Şuradaki r ile aynı r ya. Artı çünkü bunun, neden hemen artı dedim. Çünkü bunun katsayısı sayısı 1 bunun kat sayısı 1. Buradan herhangi bir kat yardımı dokunabilecek bir terim gelmeyecek. K'nın ikilisi artı K'nın dörtlüsü artı K'nın altılısı hep bu şekilde devam edecek ve son olarak K'nın iki enlisi. Dedik ya işte burada gençler toplamın 32 olduğunu dile getirmiş. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum size. Bunu konu ben anlatmıştım size. Şöyle ki gençler ben örnek veriyorum. 6'nın 0'lısı, 6'nın 2'lisi, 6'nın 4'lüsü, 6'nın 6'lısı. Geriye ne kaldı burada? Hesaplamadığım 6'nın 1'lisi var. 6'nın 3'lüsü var. 6'nın 5'lisi var, değil mi? bunlara hesaplamadık. Şimdi ben şu toplama bakayım kaç gelecek? 6'nın 0'lısı 1'dir zaten. 6'nın 2'lisi 15'tir. 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'sine eşittir. O da 15'tir ve 6'nın 6'lısı da 1'dir. Toplarsam 32 gelir. Gibi. 6'nın birlisi mesela 6 gelir hocam. 6'nın üçlüsü 20'dir. 6'nın beşlisi e, o da 6'dır ve bu da 32 gelir. Yani artık şunu söyleyebilir miyim? Ben e, burada kombinasyonları sıra sıra sıfırdan başlayıp şurada aldığım K'ya kadar devam ettirdiğim takdirde, devam ettirdiğim takdirde e, sadece ama sadece çiftli kombinasyonları aldığımda toplam ne geliyorsa tekli kombinasyonları aldığım zaman da toplam bu geliyor. Madem öyle ben eğer burası 32 ise artık şunu gayet iyi net biliyorum. Ben K'nın birlisini K'nın üçlüsünü nokta 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 K'nın işte iki eksi birlisine kadar hesapladığım takdirde bu da 32 gelecek. Ve şunu da unutmayalım. Mesela ben burada 32 ile 32 topladığım takdirde 64 geliyor ya bu da 2 üzeri şuradaki sayılar neyse bak hep 6'nın kombinasyonlarına baktık değil mi? 2'nin 6. kuvvetine eşittir gençler. O halde burası da 32, 32 de burada var 64 ise demek ki k kesinlikle burada kaçmış? 6'ymış. O halde doğru cevabımız sevgili arkadaşlarım C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 9. soruyla. Birbirinden farklı m ve n pozitif tam sayılarının üçer tane asal bölenleri var ve şu sembolle a sayısının asal bölenlerinin toplamı biçiminde tanımlanıyor gençler. Yani şöyle n sayısının asal bölenlerinin toplamı 14m sayısının asal bölenlerinin toplamına m sayısının asal bölenlerinin toplamı da 6n sayısının asal bölenlerinin toplamına eşitmiş. Buna göre m artı n toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi dikkat et bu m ve n'nin 3'er tane asal böleni vardı. Şimdi 14'ün içerisinde asal bölenler 2 ve 7 var. O zaman n'nin içerisinde %100 ihtimalle 2 ve 7 çarpanı olacak. Aynı şey M'nin içerisinde de 2 ve 3 çarpanı bak 6 çarpanı olduğu için M'nin içerisinde de 2 ve 3 çarpanı var. Şimdi unutmayalım. Bak ne dedim? M'nin içerisinde 2 ve 3 çarpanı var. Şimdi 2 ve 3 çarpanı varsa N için artık sonuç çok belli. 2 var, 7 var bir de bunlardan farklı olarak 3. asal çarpanı da bulduk, asal böleni de bulduk. Demek ki 3. asal bölen 3'müş. M'ye geçiyorum. N'nin içerisinde ne vardı? Kesinlikle 2 var, 3 var, 7 var. E burada zaten 2 ve 3 var demiştim. E 2 3 var, 2 3 var. Demek ki farklı olarak bir de 7 var. Yani M'nin de asal çarpanlarını bulmuş olduk. Aslında ikisi de 2 3 7 ve 2 3 7. Bunu sağlayan M ve N'lerin toplamının en az olduğu durum soruluyor ya. E zaten en küçük N 42'dir. En küçük M de 42'dir. Bunları çarparsam ve toplamları da 84'tür, değil mi? Ama şöyle bir durum var. Birbirinden farklı demiş. 42-42 seçersen birbirinin aynısı olur. Bunlardan birini diğerinden farklı seçebilmek için en küçük asal çarpan neyse onunla çarparsam sayı daha küçük. Daha az büyür. Ve mesela ben burada M'yi daha büyük seçelim. 2 üzeri 1 değil de ben burayı 2 üzeri 2 yaparsam demek ki bunu da 2 ile çarpıp 84 bulurum. Ve 42 ile 84'ün toplamı bana 126'nın ta kendisini vermiş olur. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir. Bir diğer sayfama geçiyorum. 10. sorumdayım. Şimdi gençler baş kat sayıları 1 ve kökleri birer tam sayı olan Px ve Qx polinomları ikinci ve üçüncü derecedendir denilmiş. İlker aşağıda verilen işaret tablosunu Px büyüktür 0, Qx büyüktür 0 eşitsizliklerinden oluşan sistem için oluşturduğu tabloda polinomlardan birinin kökünü çift katlı yerine tek katlı olarak düşündüğü için yanlış çözüm kümesi elde etmiş. Şimdi polinomlardan hangisi ikinci, hangisi üçüncü dereceden bunu bilmiyoruz. Yani sırasıyla falan gibi bir şey bahsedilmemiş burada. Bunlardan biri ikinci, diğeri üçüncü dereceden. Peki İlker tablodaki hatasını düzelttiğinde çözüm kümesindeki pozitif rakamların arttığını fark etmiş. Şimdi burada da bir uyarı. burası pozitif rakam olacak arkadaşlar. Gözden kaçmış. Bütün ikinci baskılarımızda düzeltildi bu. lakin... hani eski baskıyı alanlar için söylüyorum. Burada sadece rakamların arttığını fark etmiştir yazıyor. Pozitif rakamlar olacak arkadaşlar. Buna göre P1 ve Q0 toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada pozitif rakamları nasıl arttırabilirim? Şu şekilde gençler ben şuradaki 6 kökünün mesela Px 3. dereceden olsun. Burada tek katlı 2 tane kök var gibi. Ama altıda çift katlı kök olursa 3 tane kökümüz olur ve bu şekilde de Px 3. dereceden olur. Qx yine 2. E, dereceden. Artı iken burası artı diye devam edecek bu sefer. Artı artı olacak ve burası eksiye eksi olacak. Şimdi bu nasıl değiştirir bu çözümü? Şuraları da taramak zorunda kalırız. Şimdi Buraları da taradıktan sonra otomatikman şuralar iptal olacak arkadaşlar. Buralar iptal olan yerler. Ve doğal olarak benim çözüm kümem artık burası ortadan kalkar. Ve yeni çözüm kümem de burası olmuş olur. Peki bu bana nasıl bir katkı sağlar? Şurada 5 vardı bakın az önce alamadığımız. Şimdi o 5'i de alırız. Evet buradaki 0'ı yiyoruz. Lakin pozitif rakamların arttığını fark ettiğine göre demek ki burada ne olacak? 5 olacak arkadaşlar. O halde ekstradan bir 5 geldiğine göre otomatikman ben çift kat kökün 6 olması gerektiğini düşünebilirim. Şimdi Px polinomunu oluşturalım. Baş kat sayısı 1'di biliyoruz. Bir kökümüz 2. Diğer kökümüz de çift katlı 6 olduğundan. x eksi 2 çarpı x eksi 6'nın karesi deriz. Qx polinomunu oluşturalım. Bir kökü 1, diğer kökü de 4 olduğu için otomatikman x eksi 1 çarpı x eksi 4 olur diyeceğim. P1 lazım bana. P1 yerine yazarsam eksi 1 bir çarpı 1'den 6'yı çıkardım. Eksi 5 karesini aldım. 25 demek ki burası eksi 25 gelecek. Daha sonrasında Q0 lazım bize. 0 yerine yazarsam eksi 1 çarpı eksi 4'ten Q0 dediğimiz ifadede Tabii ki artı 4'ün ta kendisi gelecek. Bizden eksi 25 ile 4'ü toplamamız istenmiş. Toplarsak eksi 21 buluruz. Doğru cevap da eksi 21 yani B şıkkı olur sevgili arkadaşlar 10. sorumuzun. Geçtim 11'e. Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı bir denklemin kökler toplamı kökler çarpımından bir fazladır. Diskriminantı delta olan bu denklemin bir kökü kök delta olduğuna göre kökler toplamının alabileceği değerlerin toplamı isteniyor benden. Şimdi şöyle diyelim baş katsayımız zaten 1'di. E bir Px polinomunu yazalım hadi. Ee, Px polinomunu sıfıra eşitlediğim takdirde de ikinci dereceden bir denklem elde edeceğim. Baş katsayımız 1 olduğu için x kare dedim. Şimdi kökler toplamı kökler çarpımından bir fazlaysa eğer. Eksi a x dedim ya. Şimdi kökler toplamı ne olmuş oldu? A. O zaman kökler çarpımının a eksi 1 olması şarttır. Eksi B bölü A'dan bak eksi B bölü A'mız ne geliyor? A geliyor. E, artı C bölü A'mız ne geliyor? O da A eksi 1 geliyor. Böylelikle kökler toplamı kökler çarpımından da bir fazla olmuş oluyor. Pekala polinom bu. Eşittir sıfır dedim ikinci dereceden denklemim de bu. Bunun diskriminantı nedir? Deltası. B kare yani şunun karesi A kare eksi 4 çarpı 1 çarpı A eksi 1 diyorum. E, ve bu da bana A kare eksi 4A, 4 A artı 4'ü veriyor. Ki bu a eksi 2'nin de tabi aynı zamanda parantez karesidir. Bu delta. Şimdi bana diyor ki bir kökü kök deltadır diyor. Şimdi bir kökü kök delta ise kök delta dediğim olay kök içerisinde a eksi 2'nin parantez karesidir. Tabii doğal olarak şu hakkımız yani kökle buradaki 2'yi götürmek hakkımız ama a eksi 2 olduğu gibi dışarı çıkmak çıkarmak gibi bir hakkımız yok. <laughs> Mutlak değer içinde çıkaracaksın. Güzel. Şimdi kök delta bu. Yani bir köküm mutlak değer içerisinde a-2 olduğunu artık net bir şekilde biliyorum. E burada a2'den küçükse ve a2'den büyükse diye iki tane varyasyon var. a2'den küçükse dışarı 2-a diye çıkacaktır. Yani bir köküm bu olacaktır. a2'den büyükse bu dışarı a-2 diye çıkacaktır. Ee, bir köküm bu olacaktır. Şimdi diyor ki bana kökler toplamının alabileceği değerler toplamı. Yani aslına bakarsan a'nın alabileceği değerler toplamı soruluyor. Şimdi benim bir köküm 2 eksi a ise yerine yazarım ben bunu. 2 eksi a'nın karesi gelir. Tamam mı? Eksi a çarpı 2 eksi a olur. Artı a eksi 1 dedim. Eşit dedim 0'a. Buradan a kare eksi 4A 4 a artı 4. a'yı içeri dağıtıyorum eksi a'yı. Eksi 2 a artı a kare gelir yine. Artı a eksi 1'imiz mevcut. Eşittir 0 dedim. Bu aşamadan sonra biraz düzenleyeceğim burayı. Yani a kare ile a kareyi topladım. 2 a kare. Mesela eksi 4 a, eksi 2 a daha, eksi 6 a, artı a daha, eksi 5 a yapar. Artı 4, eksi 1 daha, artı 3 yapar arkadaşlar. Eşittir 0 dedim. E burada ben bunu 2 a'ya a diye açarsam. Burayı da eksi 3'e, eksi 1 desem olur mu? Olmaz. Şöyle desek. Eksi 3'e, eksi 1 diye açarsam. Bak buradan eksi 2 a... Eksi 3A da eksi 5A'yı verir bana. Demek ki A sayısı burada ya 3 bölü 2 ya da 1 olacak. Şimdi şöyle bir durup düşünelim. Ben ne demiştim? A 2'den küçükse bunu kabul etmiştik. A 2'den küçükken zaten otomatikman A 3 bölü 2 ve 1 geliyor. Tamam mı? Bir de A 2'den büyükse yani bunlar sağlıyor. Şimdi A'nın 2'den büyük olduğu duruma bakacağız. Yani A 2'nin karesini alacağım. A kare eksi 4A artı 4 yapar kendileri. Daha sonrasında eksi a çarpı eksi a çarpı x gördüğüm yere a eksi 2 yazıyorum. a eksi 2 artı a eksi 1 dedim. Eşittir 0 oldu. Buradan a'nın karesi eksi 4 a artı 4. Eksi a içeri dağıtıyorum. Eksi a kare artı 2 a yapacak. Artı a eksi 1 eşittir 0 dedim. Şimdi düzenleyelim bunu. a kare eksi a kare birbirini götürdü. Eksi 4 a artı 2 a daha eksi 2 a. A daha eksi a yapar. 4 eksi 1 daha 3 geldi. Başka da bir sabit sayımız yok. Artı 3 eşittir 0 dedim. Buradan eksi a eşittir eksi 3 ise tabii ki a 3'tür. Şimdi a'nın alabileceği değerlerden bak 2'den büyük olursa bu olur dedik. Bu da 2'den büyük bu da sağlıyor. Demek ki a'nın alabileceği değerler 3 bölü 2 1 ve 3. Yani toplamı da şununla şunun toplamı 4. 4'e ben 3 bölü 2 eklersem bu da bana neyi verir? 11 bölü 2'yi verir. Demek ki A'nın alabileceği değerlerin toplamı D şıkkında mevcut verilmiş gençler diyeceğiz. Geçtim 12'ye. X1 ve X2 bir tam sayı olmak üzere ee, neler demiş? Diyor ki F1X X eksi X1'in karesi artı X2. F2X e, X eksi X2'nin karesi artı X1. F3X de X eksi 6'nın karesi biçiminde tanımlanan F1 ve F2 parabollerinin birinci bölgede bulunan noktaları ile f3 parabolünün tepe noktası doğrusal olup ardışık tepe noktaları arasında mesafe eşittir demiş. Şimdi dur bir saniye. Şunun tepe noktasının apsisi x1'dir. Ordinatı x2'dir. Çünkü şu formattadır. x eksi r'nin karesi artı k biçimdedir. Bak r burası k burası. O halde bunun tepe noktasının apsisi x2'dir. Ordinatı x1'dir diyebilirim. Bunun tepe noktası da tabi ki 6'ya 0 apsisli absisli ve ordinatlı noktadır. Pekala F1 ve F2 parabollerinin birinci bölgede bulunan tepe noktaları. Yani şu ikisi birinci bölgedeymiş arkadaşlar. O zaman x 1 de x 2 de pozitif. birinci bölgede bulunan tepe noktalarıyla F3 parabolünün tepe noktası doğrusal olup ardışık tepe noktaları arasındaki mesafeler de birbirine eşitmiş aynı zamanda. Yani şöyle bir durumdan bahsediyor aslında. Şurası benim x eksenim olsun. Şurası da benim y eksenim olsun. Tamam mı? Şöyle gösterelim bunları da. x ekseni ve y ekseni diye. Şurası orijinim olsun. 6'ya 0 noktası şurası arkadaşlar. Şöyle gösterdim. Burası 6'ya 0 noktası. Yani f3'ün tepe noktası. Diğerlerinin tepe noktaları da bu 6'ya 0'la diğerlerinin tepe noktalarını yerleştirdiğim takdirde 6'ya 0 doğrusuyla birlikte bu 3 nokta doğrusal bir doğru üzerinde. yani doğrusal bir çizginin üzerinde olacak. F1A'yı F2A'ya eşitleyen e, A sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bunlar nasıl eşit olabilir? Mesela ben x1'e şurada desem. x2 de varsayalım şurada olsun. x1 1e 2 burası. Artık hangi doğru üzerinde olacak? Bu doğru. Şimdi x2'nin burada x1'in de şurada olması gerekiyor ama bu durumda sıkıntı çıkar. Çünkü x2 x1'den y ekseninde daha küçük bir görüntüye sahipken x1 x2'den burada daha küçük oluyor. Yani bu durum olmuyor. Nerede olabilir? Bu fonksiyon azalanken olabilir bu. Ee, doğru azalanken olabilir. Bu da nasıl olur biliyor musunuz? Şöyle mesela x1 burada olsun x2 şurada olsun mesela. Tamam bunların kesiştikleri yer burasıdır ve hangi doğru üzerinde olacaktır? Şu doğru üzerinde olacak diyebilirim. Böyle düşünebilirim. Mesela x2 buradayken o zaman buna karşılık gelen şimdi x1'e karşılık x2 geliyordu ya. x2'ye karşılık da mesela şöyle. X1 gelebilir. Ve o noktada şurası olabilir bak. Şu F1'in tepe noktası. Bu F2'nin tepe noktası. Bu da F3'ün tepe noktası. Hepsi aynı doğru üzerinde dizildi. Ve çok güzel. E şimdi e, ben bunun bu şekilde olduğunu biliyorum artık. Ve şu aradaki mesafelerde birbirine eşit olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Peki bu mesafeler birbirine eşitse. X1'den X2'yi çıkarınca. x 1 Eksi x2 bana şu mesafeyi vermez mi yani x2'nin ta kendisini verir o halde x1 dediğim sayı aslında iki tane x 2ymiş bu cepte bunu elde ettim bir de şuraya bakalım şu mesafeyle şu mesafede eşit olmak zorunda şimdi o zaman 6 eksi x1 eşittir x1 eksi x2 dedim aynı zamanda bu x1 dediğim olay 2 tane x2 ydi. ya da x1 eksi x2 x2 idi zaten şurası x1 de neydi? 2 tane x2 idi. Eksi 2 tane x2'yi ben sağ tarafa gönderirsem 6 eşittir 3 tane x2 olacaktır. x2 de buradan kaç gelir? 2. Şimdi ben bunun 2 olduğunu buldum o zaman bu da 4'tür madem mesafeler eşit olacak. Yani şurası 4'müş burası 2'ymiş burası 2'ymiş burası 4'müş. Benden artık şu isteniyor. F1a eşittir F2a. Yani diyor ki şurada x gördüğün yere a'yı yaz sayıları zaten buldun artık. Bunu eşitleyen a sayısı kaçtır diye soruluyor. Şöyle yapacağız onu da. F1a dediğim şey. E, X1 miydi ilki? Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. X1'di. O zaman x eksi 4'ün karesi artı 2'dir. E, şuraya x diyelim. Hemen düzeltelim. Şuraya x diyelim arkadaşlar. Burası yine 4 olarak kalacak. Burası x olacak. F2 x de x eksi 2'nin karesi artı 4. Şimdi bu ikisini birbirine a yazarak eşitleyeceğim. Yani a eksi 4'ün parantez karesi artı 2. a eksi 2'nin parantez karesi artı 4 dedim. Sol tarafa açıyorum. a'nın karesi eksi 8a artı 16 artı 2 eşittir. a'nın karesi eksi 4a artı 4 artı 4 yazarak birbirine eşitledim. A kareler birbirini götürüyor tabi. Şuradaki eksi 8 a'yı sağ tarafa postalarsam burada 4 a kalır. Şuradaki artı 8 de sol tarafa postalarsam 18'den 8 çıktı 10 kaldı. Değil mi? O zaman a kaçmış? 10 bölü 4 yani 5 bölü 2'ymiş. A sayısı kaçtır diye sorulmuştu. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz böylelikle. Bakın şuradaki yorumlama bizim için çok değerliydi. Bu yorumlama yapabildiysen zaten soruyu da doğru çözmüş oluyorsun. Kendine güvenebilirsin. Devam edelim. 13 ile. 10. sınıf 3 kişi, 11. sınıf 4 kişi ve 12. sınıf 5 kişinin bulunduğu bir toplulukta bir adet 12. sınıf, bir adet 11. sınıf ve bir adet 10. sınıf matematik testi bulunuyor. Şimdi şöyle 10. sınıfta kaç kişi var? 3 kişi. Hemen yazdım. 11. sınıfta 4 kişi vardı. Ve 12. sınıftan da kaç kişi var? 5 kişi var değil mi? Tamam. Ee, testlerde bir tane 10. sınıf testi var. Bir tane 11. sınıf testi var. Bir tane de 12. sınıf testimiz var. Bu testler ait oldukları sınıf düzeyindeki öğrenciler veya ait oldukları düzeyin üstündeki öğrencilere verilebilirken ait oldukları düzeyin altındaki öğrencilere verilememektedir. Mesela şöyle, 12. sınıf testini 10. sınıf çocuğa veremiyorsun. Çünkü çözemez. Konuları işlememiştir ama 10. sınıf testini 11. sınıf çocuğuna verebilirsin. Niye? Çünkü o konuları işlemiş zaten 10. sınıfı geçmiştir. Bu testlerden yukarıdaki koşullara göre herhangi bir öğrenciye bir adet verilecek. Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir, yapılabilir diye soruluyor. Şöyle ki, şimdi ben 12. sınıf testini sadece 12. sınıflara verebilirim. 5 çarpı 11. sınıf testini hem 12'lere hem 11'lere verebilirim ama 12. sınıf testini verdiğim şu 5 kişiden bir tanesine veremem bunu. Doğal olarak 5 artı 4 9 kişi vardı. 11. sınıfın testinin verilebileceği 8 kişi kaldı. Çarpı 10. sınıf testi ise 10, 11 ve 12'lere verilebilir. Burada toplam 3, 4 daha 7, 5 daha 12 kişi vardı ama ikisini e, testte aldığı için çarpı 10 diyeceğim. Bu da bana 5 kere 8, 40 çarpı 10'dan 400'ün ta kendisini verir. 13. sorumuzun cevabı da böylelikle D şıkkı olmuş olur sevgili gençler. Geçtim 14'e. Bir dershanenin soru çözüm saatinde Ayça öğretmenle Buse öğretmen... E, için randevu verilecek. Aralarında Miray ve Asena'nın bulunduğu 8 öğrenci bu iki öğretmen için randevu talep etmiş ve rehberlik servisi rastgele 5 kişiye Ayça öğretmen, 3 kişiye Buse öğretmen için randevu vermiş. Şimdi Ayça öğretmen ve Buse öğretmen dedim. Ayça öğretmene 5 tane öğrenciden ve bu öğretmene de 3 tane öğrenciden randevu verilmiş. Miray ve Asena'nın farklı öğretmenlerden randevu aldığı bilindiğine göre mesela Miray buradan e, ve Asena da buradan randevu almış olsun. Miray'ın Ayça öğretmenden randevu alma olasılığı kaçtır? Miray'ın Ayça öğretmenden yani şu çizdiğimiz doğru bak. Miray Ayça öğretmenden randevu aldığı e, alma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Yani istenen durum bu. İstenen durumu elde edebilmek için şöyle bir olayımız var. Şimdi ben buraya diğerlerini yerleştireceğim, buraya da diğerlerini yerleştireceğim. Tamam eyvallah ama ikinci durumda yani tüm durumu hesaplarken de Ayça'yı buraya, Mira'yı buraya alma durumunu da hesaplamam gerekiyor. Yani bunların toplamını elde etmem gerekiyor. E şimdi bu koşullu olasılık yani diyor ki. ...Miray ve Asena'nın farklı öğretmenlerden randevu aldığı biliniyor diyor. Yani sen bunları rastgele dağıtamıyorsun. Yani 8'in üçlüsü seçtim buraya gitsin diyemiyorsun. E madem öyle... ...ya bu durum söz konusu ya da bu durum söz konusu... ...o zaman Miray'ın Ayça öğretmenden randevu almış olma olasılığı... ...iki durumdan birisidir. Doğal olarak da cevabımız 1 bölü 2'dir diyebiliriz 14. sorumuz için. Geçtim 15'e. Dik koordinat düzleminde... 0-10 kapalı aralığında tanımlı ve sürekli f, g, h fonksiyonlarının her birinin doğrusal 3 parçadan oluşan grafiklerinin bir kısmı şekilde gösterilmiş. Bu fonksiyonlar için f bileşke g1, h bileşke f2, g bileşke h0 küçükten büyüğe doğru eşitsizlikleri sağlanmakta. Buna göre bu denklemlerden hangilerinin çözüm kümesi bir elemanlıdır diye soruluyor. Şimdi şu durumu bir açıklığa kavuşturalım. 1, 2 ve 0. Bak 0 burada. 1 burada, 2 burada. Ve bunların üçünün de tüm fonksiyonlardaki görüntüleri birbirine eşit. Çünkü bu aralıkta fonksiyonlar sabit. Şimdi G1 nerede hocam? G1 8'e gitmiş. O zaman burası ne olur? F8 olur. Küçüktür demiş. F2 nereye gitmiş? F2'ye bakıyorsun 9'a gitmiş. Demek ki burası H9. E bu da küçüktür. H0'a bakıyorsun. H'da 0, 7'ye gitmiş. O halde G0'dır burası da. Şimdi F8... H9'dan H9'da G0'dan daha küçükmüş. Peki şimdi 8, 9 ve şurası 0 değil gençler. 7. 7. Şurası 7. Değil mi? Çünkü H'da 0 7'ye gitmişti. 7, 8 ve 9 nerede? 7 burada. 8 burada. 9 da burada. Ama bunların görüntüleri de zaten birbirine eşit. O zaman FGH'ı direkt bu şekilde sıralayacağım. Şimdi F8 en küçükse demek ki şu F fonksiyonudur. H9 ortanca ise demek ki bu H'dir. G7 en büyükse demek ki bu da G'dir. Şimdi ben zaten FGH'ın sol taraftaki durumunu biliyordum. Sağ taraftaki durumda da o zaman geçişini tahmin etmem gerekiyor. Geçişi nasıl olur? Şimdi F ile şuradaki F'i birbirine bağlayacağım. G ile şuradaki G'yi birbirine bağlayacağım. Ve H ile de şuradaki H'ı tabii birbirine bağlamam gerekiyor. Burada şu fonksiyonlara bakalım şimdi denklemlere. fx eşittir gx. f ile g bir noktada kesişiyor mu? Bak f ile g şurada kesişmiş. Ve çözüm kümesi bir yerde kesiştikleri için tek elemanlıdır. Dolayısıyla bu olur. f ile h'a bakıyorum. f ile h fonksiyonu bak şurada kesişmiştir. Dolayısıyla bunun da çözüm kümesi bir elemanlıdır. h ile g'ye bakacağım. H böyle inmiş G de böyle inmiş herhangi bir kesiştikleri bir noktada söz konusu değil dolayısıyla bu olamaz arkadaşlar çözüm kümesi boş kümedir o halde cevabımız 1'i gidir yani cevap C şıkkında verilmiştir 15. sorumuzun dedik devam ediyorum bir diğer sayfayla yine güzel bir soru bu sefer logaritma sorusu şu sembol logaritma 2 tabanında x sayısına en yakın tam sayı biçimde tanımlanıyor Böyle de bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonda da bundan yararlanacağız. Eğer bunun sonucu çiftse cevap 10'dur. Bunun sonucu tekse cevap 5'tir deniliyor. Şimdi şuradaki ikisi de direkt bunun içine yaz yazarak elde edeceğiz bunları. E, peki hocam. Şimdi düşünelim bakalım. 120. 120'yi getirip şurada yerine yazarım. Logaritma 2 tabanında 120 dedim. Şimdi buna en yakın e, tam sayı hangisidir? Hocam buna en yakın logaritma 2 tabanında 128 var tam sayı olarak. Ve bu da 7'dir. Demek ki burası 7'ymiş hocam. Çarpı. Logaritma 2 tabanında 30. E bu da hocam logaritma 2 tabanında 32'ye çok yakındır. Yani logaritma 2 tabanında 16'dan daha yakındır. E doğal olarak bu da 5 ise bu da 5'e yakındır. Demek ki burası da 5. 5 kere 7, 35 yaptı. Bölü. Alt tarafta da logaritma 2 tabanında 60'a bakacağız. E, bu arada 5 kere 7 demeyeceğiz. Özür dilerim. Şurayı hemen düzeltelim. Diğerini de bulalım. Logaritma 2 tabanında 60. Bu da logaritma 2 tabanında 64'e mi yakın? O zaman bu da 6'ya yakın yani. Şimdi bunun 6, bunun 7, bunun 5 çıktı ya. Şimdi şöyle düşünüyoruz. 7 hocam 7 tek mi? Tek. Tekse direkt 5'i alacağız. Yani burası 5'miş. 5 tek mi? O da tek. Demek ki direkt 5'i alacağım. 6 çift mi? Evet. O zaman direkt 10'u alacağım. Yani burası da 10. Yani 5'te 5 ile 5'i çarp 25. Bunu 10'a böl demiş. Bu da 5 bölü 2'nin ta kendisini verir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. 16. soruyu da çözdük. Geçtik 17'ye. Şimdi bu da çok güzel bir logaritma sorusu. Yazarın ellerine sağlık. Ee, Barış hocam ellerine sağlık. Ciddi anlamda beğendiğim bir soru. Ee, gelin beraber bir çözelim. Aşağıda dik koordinat düzleminde gx fonksiyonu logaritma tabanında x eksi a olarak verilmiş. Şimdi ben e, şu fonksiyonun gençler hangi doğruya değmeden ilerlediğini görüyorum. 2'ye demek ki 2 noktasında bu fonksiyonun tanımsız oluyor. Yani içi 0 oluyor. 2 eksi a'nın 0 olabilmesi için a'nın 2 olması gerekiyor. Yani aslında bu fonksiyonumuz logaritma 2 tabanında x eksi 2 fonksiyonunun ta kendisiymiş. Tamam mı? Pekala ben artık diyorum ki şunun yerine bunu kullanabilirim. Hatta 66'yı ben burada yerine yazarsam logaritma 2 tabanında 66'dan 2 çıktı 64. Bu da bana 6'yı veriyor. Demek ki burası da 6'ymış diyebilirim. Şu fonksiyon cx bu fonksiyon bx olarak verilmiş. Bu h'ın içerisindeki gx şöyle gösterelim. Bu h içinde gx, bu da f içinde gx gençler. İkisinin de f'inde de da içine g'yi yazmış. ab 5 birimmiş. Yani şurası 5 birimse gençler o zaman a da 1'dir. Çünkü burası 5. f artı h'ın kuralı isteniyor benden. Şimdi şöyle yorumlar yapalım. Bak burada ne var? hgx var. Ben artık gx fonksiyonunu biliyorum. Bir de fgx'imiz var. F ile uğraşalım ilk olarak. Şimdi f içerisinde g fonksiyonunu e, yerine yazınca ben ne geliyormuş? Bu bx geliyormuş. Ben diyorum ki, hocam ben burada x gördüğüm yere eğer ki g'nin tersinde x'i yazarsam ki biliyorsun g içerisinde g'nin tersinde x dediğim takdirde bunlar birbirini götürür ve sadece x kalır. Eğer içerisi sadece x olursa ben f(x)'in ta kendisini bulmuş olurum. O halde bana g'nin tersi lazım. Şimdi gx fonksiyonumuzu biliyorsunuz. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 idi. Ben bunun tersini nasıl buluyordum kısa yoldan? x'e uygulanan işlemleri yazıyorum. 1, 2 çıkarmış önce x'ten bak içeride 2 çıkarmış. Sonra da bir de logaritma 2 tabanını almış. Yani ikinci olarak da 2 tabanında log almış. Tamam mı? Şimdi ben Bunların log almamış, log almış. Bunların hem tersten ilerleyeceğim sıralama olarak hem de anti işlemlerini yapacağım. İki tabanında logaritma almanın tersi iki tabanında üs almaktır. İki çıkarmanın tersi de iki eklemektir. İşte bu da g'nin ters fonksiyonunu vermiş oluyor bize. Üstel bir fonksiyon elde ettik. Şimdi demek ki ben x gördüğüm yere bunu yazacağım. Bunu yazınca içerisi gx olacak. İçerisi gx olduğuna göre dışarıda da bx yalnız kalmış olacak. Yani o zaman ben dışarıda da burada x gördüğüm yere g'nin tersini yazıyorsam dışarıda da x gördüğüm yere g'nin tersini yazıyorum. Yani o halde bu olay bize neyi gösteriyor? b çarpı 2 üzeri x artı 2'yi elde etmiş oluyoruz. Ki bu da bize neyi veriyormuş bak b çarpı x'i vermiş oluyor. Yani pardon b çarpı x'i değil fx'in ta kendisini vermiş oluyor. Ben fx fonksiyonunun bu olması gerektiğini artık biliyorum. Yalnız B'yi de elde etmem gerekiyor ya. B'yi nasıl bulurum? Şimdi bu fonksiyonlar ne kadar doğrusal ve şu noktalarda tanımsız gibi görünseler de... Aslında Bx fonksiyonu olduğunu biliyorum ben bunun değil mi? Bx fonksiyonu olduğunu biliyorum. Ve ben 2'yi yerine yazdığım takdirde 6'dan geçmesi gerektiğini de biliyorum. Yani şurada 2'yi yerine yazdım. Ne geliyor bak? 2 çarpı B eşittir 6 ise B abi burada kaçtır? 3'tür. Madem B 3... O halde fx fonksiyonumuz 3 çarpı 2 üzeri x artı 2'nin ta kendisi oldu. Bak f'in kuralını buldum. Aynı yöntemle h'ın da eğer kuralını bulursam f artı h'ı elde ederim. H'ı bulmak için de yine aynı yöntemle h'ın içerisindeki g'nin içindeki x gördüğüm yere g'nin tersini yazarsam yine h x fonksiyonu bu sefer elimizde yalnız kalır. Ve bu da tabii e, cx diye x gördüğüm yere h'ın tersini yazarsam c çarpı 2 üzeri x artı 2 olacaktır. E ben burada 2'yi yerine yazınca 1 geliyorsa yaz bakayım 2'yi yerine 2c eşittir 1 ise c eşittir 1 bölü 2'dir. Demek ki burası da 1 bölü 2 parantezinde 2 üzeri x artı 2'nin ta kendisiymiş. Şimdi f belli hocam. Bak f neredeydi? Az önce işaret bu. E, h da bu. Bu ikisini toplayacağım demek ki ben. İkisini toplarsam 3 ile 1 bölü 2'nin toplamı bana 7 bölü 2'yi verir. 7 bölü 2 parantezinde 2 üzeri x artı 2. 2'yi içeri dağıtırsam bölüm olarak 2 üzeri x eksi 1 artı 1 gelir. 7'yi içeri dağıtırsam çarpım olarak 7 çarpı 2 üzeri x eksi 1 artı 7 bana f ile h'ın ta, ta kendisini vermiş olur. Şurada çarpımız var tabii ki. Demek ki cevabımız da D şıkkı olur. Gençler cidden şık, bir, şık ve güzel bir soruydu. 18. soru. A ve B gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. fx'in A'daki limitinin f B'ye eşit olduğunu, fx'in 1'deki limitinin f eşit olduğunu dile getiriyor. Buna göre demiş, 3 tane öncül var. Kesinlikle doğru olanlar soruluyor gençler bize. Kesinlikle doğru olanlar soruluyor. Pekala. Şimdi ilk öncülümüze bir bakalım. F bileşke F fonksiyonu bir apsis noktası da süreklidir. Şimdi ben F fonksiyonunun bir apsisi noktasındaki görüntüsünün fa olduğunu biliyorum. Eğer F 1'e eşit olduğunu bilseydim F fonksiyonu bir apsisi noktada süreklidir derdim. Buna bağlı olarak da F bileşke F'in de sürekliliğini tartışabilirdim. Lakin ben zaten F fonksiyonunun bile bak F fonksiyonunun bile e, ee, bir absis noktasında sürekli olup olmadığını bilmediğimden bileşkesinde hiçbir şekilde kesin ve net bir şekilde evet süreklidir diyemem. Birinci öncülümüz patladı yani. Geçtim ikiye. F fonksiyonu bir absis noktasında limitlidir. E bir de limitinin olduğunu ve bunun da bir reel sayıya f eşit olduğunu görüyoruz. Madem öyle bir de limit vardır ve hatta sonucu da f derim. Doğru. A apsis noktada limitlidir. A'ya giderken de bir limit sonucu bir reel sayı olarak çıktığına göre demek ki A'da da limitlidir. O halde ikinci öncülde, üçüncü öncülde doğru cevabımız E şıkkı olacaktı diyebiliriz. Geçtim 19 için bir sonraki sayfama. Fx eşittir. X eksi A'nın beşinci kuvveti artı X 8 A'nın dördüncü kuvveti olarak verilmiş bize. Limit x2'ye giderken fx bölü x eksi 2'nin dördüncü kuvveti m'ye ve x 1'e giderken fx bölü x eksi 1'in limiti de n'ye eşitmiş. Yani bunların limiti varmış. m ve n birer reel sayı olduğuna göre m çarpı n'nin çarpımının sonucu soruluyor bize. Şimdi öncelikle gençler şöyle düşünelim. ben 2'yi burada yerine yazdığım takdirde x 2 eksi 2'den 0 geliyor. Yani tanımsız olmasını bekliyoruz. Ama sonuç çıkmış. Demek ki buradaki x 2'nin 4. kuvveti sadeleşebiliyor. Ee, ne ile sadeleşecek? Demek ki yukarıda x 2 çarpanımız olacak. Ve 4 tane bu çarpandan olacak. Bu şekilde sadeleşebiliyor ki ben üst tarafı zaten x eksi a'nın 4. kuvveti parantezinde x eksi a artı 1 biçiminde de ifade edebilirim. fx fonksiyonum bu. Ve ben bunu x 2'nin 4. kuvvetine böldüğüm takdirde bu hangisiyle sadeleşir? Bununla mı yoksa şunla mı sadeleşir? Tabii ki soldakiyle. Demek ki a kaçmış? 2. A2 ise şurada yerine yazıldığı takdirde x eksi 1 gelir burası ve 2'yi de x eksi 1'de yerine yazdığın takdirde 1 gelir. Demek ki m 1'miş. Geçtim n'ye. Onu bulacağım şimdi. x eksi a'nın a kaçtı? 2'yi de unutmayalım. x eksi 2'nin 4. kuvveti çarpı e burası da a gördüğüm yere 2 yazınca x eksi 1 geliyordu. E bunu da x eksi 1'e bölmüş. Demek ki bunlar sadeleşecek. Şimdi ben götürüp 1'i yerine yazarsam 1'den 2 çıktı. Eksi 1 4. kuvvetini aldım. Artı 1 geldi. Demek ki n'e de kaçmış. E hocam o da 1'miş diyeceğim. Şimdi ne soruluyordu benden? m çarpı n isteniyordu. m çarpı n de 1 kere 1'den 1'in ta kendisidir. Cevabım da c seçeneğinde verilmiştir derim. 20. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilen bir f fonksiyonu için g fonksiyonu tanımlanıyor. g fonksiyonu da fx bölü x biçiminde verilmiş. E buna göre aşağıdakilerden hangisi g fonksiyonunun grafiğine ait olamaz diye sorulmuş. Burada f fonksiyonu türevlenebiliyor evet ama hani g fonksiyonunun ee, tanımlı olmadığı bir nokta da var. Tanımlı olmadığı nokta burada ne arkadaşlar? Sıfır. Yani payda sıfır olursa eğer G fonksiyonu aynı zamanda tanımsız olacak, değil mi? Ve ekstradan şöyle de bir durum var. E, bu fonksiyonun, bu fonksiyonun sıfırda da sevgili arkadaşlarım türevi falan incelenemeyecek çünkü zaten tanımı yok. Sıfırda süreksiz olacak, tamam mı? Süreksiz olacak demeyin. Sürekli olmadığı noktalardan bir tanesi olacak sıfır. Tam doğrusu bu. Şimdi hangisi G fonksiyonun grafiğe ait olamaz diyordu. Bak sıfırda tanımsız vermiş. Olabilir. Sıfırda tanımsız vermiş. Olabilir. Sıfırda tanımsız ve kopmuş türevi de yok. Olabilir. Sıfırda kopmuş sürekli değil ve tanımı da yok. Olabilir. E şıkkına bakıyorum. Sıfır haricinde bir de burada pozitif bir sayı için sevgili arkadaşlarım tanımlı vermemiş bize bunu. E demek ki E şıkkı olamaz. Çünkü buradaki pozitif bir sayı için fx bölü x'in ben grafiğinde görüntüsünün olduğunu bilirim. Çünkü f fonksiyonu zaten türevlenebiliyordu. E, türevlenebilen bir fonksiyon aynı zamanda o noktada süreklidir. Sürekli olan bir fonksiyon aynı zamanda o noktada limiti vardır. E, sürekli ise tanımlıdır da. Doğal olarak ben şu noktada herhangi bir tanımsızlık görmüyorum. Olmayacak cevabımız da e şıkkı olacaktı diyebiliriz bu soru için. Geçtim sağ üst tarafa 21. sorumlayım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı... 4. dereceden baş kat sayısı 1 olan f fonksiyonu f3 56 ve f'in türevinde bir de eksi 2 olarak verilmiş. Bak dördüncü derecedendi baş kat sayısı da 1'di lütfen unutmayın. F fonksiyonu aynı zamanda nasıl bir fonksiyonmuş? Çift fonksiyonmuş. E buna göre diyor fx ile f'in türevinde x'in çarpımını sıfıra eşitleyen bu denklemin pozitif köklerinin çarpımı istenmiş bizden. Şimdi ben bu fx fonksiyonu hem dördüncü dereceden hem baş kat sayısı 1 hem de çift fonksiyonsa o zaman x üzeri 4 ile başlarım. X, x küpe falan hiç uğramam. ax kare artı b derim ben bu fonksiyona. Çünkü çift fonksiyonsa ve bir polinomsa e, gençler o halde ben bu x'li terimlerin kat e, kuvvetlerinin tek olamayacağını bilirim. Bundan kaynaklı fx'i bu şekilde x küpsüz ve x'siz seçtim. Tamam mı? Şimdi F3'ü 56 vermiş bize hemen yerine yazalım. F3 eşittir. 3'ün 4. kuvveti 81. 9A ve artı B yapar. bu da 56'ymış. Madem öyle 9A artı B 81'i karşıya atarsam eksi 25'in ta kendisi gelir. Şimdi bunu kaydedelim. Bu bizim işimize yarayacak. Yüksek ihtimalle bir tane daha A'lı B'li bir denklem bulacağız. Ya da direkt A'yı bulacağız. Şimdi F'in türevinde X'i kontrol edelim. Ben f'in türevine şundan ulaşırım. Al türevini 4x küp artı 2ax yapar. B'nin türevi zaten 0. Direkt a'ya ulaşacağız. Güzel. F türev 1'i vermiş bana. Bu da 4 artı 2a yapacaktır. Bu da eksi 2'ymiş. 2a eşittir. Eksi 6 ise ben a'nın eksi 3 olması gerektiğini bulurum. A eksi 3 ise getirdim şurada yerine yazdım. Burası eksi 27 geldi. Eksi 27'ye ben b ekleyince eksi 25 yapıyorsa b de 2'dir. Bak a eksi 3'müş. B'de2'ymiş. O zaman benim fx fonksiyonum aslında bakarsan şurada a'yı ve b'yi yerine yazdığım takdirde x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2 iken f'in türevinde x fonksiyonum da bana şunu verir 4x küp eksi 6x'in ta kendisini verir. Ve ben bunları çarpacağım şimdi x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2 ile ben 4x küp Eksi 6 x'i çarpacağım. Sıfır eşitleyeceğim ve kökler çarpımını bulacağım. Hadi bakalım. Tabi sadece pozitif olan köklerinin çarpımını. Şimdi ben burayı x kareye x kare diye ayırırım. Burayı eksi 2'ye eksi 1 diye ayırırım. Bu kısmı da 2x parantezini alacak olursam 2x kare eksi 3 gelecektir. Tamam 2x parantezini aldım ve bu geldi. Şimdi şuradan x kare 2 gelir. x kare 1 gelir. Buradan x 0 gelir. Bak şuradan. Buradan da x kare eşittir 3 bölü 2 gelir. Şimdi eğer x kare 2 ise x pozitif olanı kök 2'dir. Buradan x kare 1 ise x pozitif olanı 1'dir. Bu pozitif değil zaten. x kare 3 bölü 2 ise x pozitif olanı kök 3 bölü kök 2'dir. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Kök 2 1 ile çarptım kök 2. Bununla çarparsam kök 3 gelir. Demek ki 21. sorumuzun cevabı da böylelikle B şıkkı olmuş olur bir diğer sayfamıza doğru geçiş yapıyoruz. 22. sorudayız. Aşağıda birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde 0-6 aralığında kapalı aralığında e, tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri bize veriliyor. N de bir tam sayı olmak üzere e, n ile n artı bir açık aralığındaki tüm gerçel sayılar için f'in türevi sıfırdan büyük ve g'nin türevi sıfırdan küçük. O zaman ben f ve g'ye nasıl geçiş yaparım? F'in türevi sıfırdan büyükse o aralıkta Demek ki F artıyor, G azalıyor derim. G'nin türevi negatif olduğuna göre. Şimdi ben o aralığı bulayım önce. F'in artıp da G'nin azaldığı aralık neresi var? Bak F artıyor evet ama G de artıyor. F azalıyor, bunu direkt alamam. F şu aralıkta artıyor. Şu aralıkta artıyor. G bu aralıkta bak tamamında azalıyor ama F tamamında artıyor diyemiyorum. F bu aralığın tamamında artıyor diyemiyorum. Yani, tabii, tamamında artıyor ama G fonksiyonu azalmıyor. E neresi olacak? G azalıyor burada ama bak burada G şu aralığın tamamında artarken F G de bu aralığın tamamında azalıyor. Demek ki bu aralık 5 ile 6 aralıymış. Yani 5 ile 6 açık aralıysa en 5'miş arkadaşlar. Şimdi güzel. Artık soruda bir şey kalmadı. Çünkü bizden şu isteniyor. İyi izle burayı. Ee, N5 ise önce G5'i bulalım. G5. G5 nerede arkadaşlar? 5 şurası olduğuna göre bak nereye gitmiş? 2'ye. Demek ki artık burası 2. Şurayı şöyle sildim ve ben oraya 2 yazacağım. G5'e bakıyoruz dedik. Burası 2 geldi. Şimdi F2'ye bakmam lazım. F fonksiyonu da 2 nereye gitmiştir? Bak buraya gitmiş. Yani 4'e gitmiş. Şimdi G4'e bakacağım. G4 şurası. Ve nereye gitmiş? 1'e gitmiş arkadaşlar. Demek ki burası 1 ve şimdi F1'e bakmam gerekiyor. f de kaça gidiyor? Yine 4'e gidiyor. Demek ki cevabımız da 4 olacakmış deriz. 22. sorumuz için cevap D idi. 23. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı doğrusal bir f fonksiyonu x1, x2 kapalı aralığında f türev x1 ile f türev x2'nin toplamından fx1 ile fx2'nin çarpımı çıkarıldığı takdirde eksi 1 eşitliği sağlanıyorsa f fonksiyonuna holter türevli denir. F doğrusal fonksiyonu bak doğrusal fonksiyonu demiş. Eksi 1 ile 1 kapalı aralığında tanımlı holter türevli ve katsayılar toplamı eksi 1 olmayan bir fonksiyon olduğuna göre f eksi 1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben fx fonksiyonunun doğrusal olduğunu biliyorum ya ben bunu ax artı b seçerim. Ve unutma ki şu şartı sağlayacak bu. Madem o şartı sağlayacak arkadaşlar aralığı da vermiş bize. O halde ben önce f'in türevi lazım bana. f'in türevi nedir? A, a'dır. a ise f'in türevinde eksi 1 hemen yazıyorum bak. f'in türevinde eksi 1 artı f'in türevinde artı 1 eksi f eksi 1 çarpı f artı 1'in ne olması gerekiyor? Eksi 1 olması gerekiyor. Şimdi ben f'in türevinde eksi 1'in zaten f'in türevinde x a olduğu için direkt a'ya f'in türevinde 1'in de a'ya eşit olması gerektiğini biliyorum. Bunları topladım 2 a yaptı. Eksi f eksi 1 lazım şimdi bana. Eksi 1'i ben şurada yerine yazarsam eksi a artı b yani b eksi a gelir. Artı 1'i yerine yazarsam burada bu sefer de b artı a gelir. Bunu bu şekilde yazdım 2 kare farkını kolayca gör diye yazdım. Eksi 1'e eşit dedim. Şimdi 2a diyorum eksi parantezinde şunla şunu çarparsam b kare eksi a kare gelecektir. Eşittir eksi 1 dedim. Eksiyi şimdi içeri dağıtalım. Bu da bana neyi verir? a kare artı 2a eksi b kare artı 1 eşittir 0'ı verir. Eksi 1'i de bu tarafa davet ettim. Şimdi ben burada şunu görmek istiyorum. a kare artı 2a artı 1 var. Yani burası a artı 1'in aynı zamanda karesidir. Bir de eksi b karemiz var. Al sana yine hayırlı uğurlu olsun 2 kare farkı. Şimdi ben 2 kare farkı yardımıyla a artı 1 eksi b çarpı a artı 1 artı b biçiminde burayı çarpanlarına ayırırım ve sıfıra eşittir. Şimdi burası sıfırsa şunu söyleyebilirim ki ya a artı b eksi 1 olacak ya da a eksi b eksi 1 olacak. Ya a artı b eksi 1 ya a eksi b eksi 1. Tamam mı? E şimdi bana diyor ki bak burada katsayılar toplamı eksi 1 olmayan katsayılar toplamını nasıl bulurum? F1 ile. F, F1 nedir? A artı B'dir. A artı B diyor eksi 1 değildir diyor. Şimdi A artı B eksi 1 değilse demek ki ben buradan kök gelmez diyeceğim. A eksi B ne olacakmış? Eksi 1. Şimdi bizden ne isteniyor? F eksi 1. Onu da getir yerine yaz F eksi 1'i. F eksi 1'imiz de eksi A artı B'dir. Şimdi A eksi B eksi 1 ise B eksi A artı 1'dir. O halde doğru cevabımız da E şıkkının ta kendisidir diyebiliriz. 23. sorumuz için cevap E şıkkıydı. Geçtim 24'e. Dik koordinat düzleminde verilen 24 birim karelik alana sahip ABCD dikdörtgeninin AB kenarı x eksenine paralel olup A köşesi f artı g fonksiyonunun grafiğinin d ve b köşesi de f eksi g fonksiyonunun grafiğinin şekildeki biçimde üzerindedir. Şimdi bu dikdörtgenin alanı e, 24'müş değil mi? Bak. 24 birim karelik alana sahip diyordu. E şimdi şurası 6 değil mi hocam? Ondan 4'ü çıkarttım 6 demek ki burası 4 birimmiş. Yani ben buradan şunları söyleyebilirim. Mesela e, şu f artı g idi. Bu da f g idi ya. Şimdi ben burada yerine yazarsam f4 artı g4. Şurayı verir bana. E, f4... Eksi G4 nereyi verir? O da şurayı verir. Demek ki ben bundan bunu çıkarınca bu bana 4'ü verecek. Çünkü şurası. Değil mi? Ee, buradan da F4 ile eksi F4 birbirini götürürken 2 tane G4'ümüz kalır. 2 tane G4 bana 4'ü veriyorsa demek ki G4 kaçmış hocam? G4 2'ymiş. Bunu da bulduk belki işimize yarar. <laughs> Yaramaz mı? Belki yarar yani. Bakalım niye buldum da bilmiyorum şu an. 4'ten 10'a kadar f türev x, de x ne demek? Hocam bu şu demek e, F'in türevinin integralini ne? F O zaman F'de bir 10'u bir de 4'ü yerine yaz ve çıkar Demiş yani F10'dan F4'ü çıkarınca 8 kalıyor demiş adam bana e, Tamam güzel bunu bulmamız iyi oldu Şimdi bir de Şöyle bir durum var Onu ben şurada yerine yazarsam F10 Eksi G10'u elde etmiş olurum değil mi? Bunun ne olduğunu bilmiyoruz Yani G4'ü biliyorum onu da bulabiliriz. G4 kaçmış? 2 değil miydi şurası? Değil mi? O zaman G4 2 ise ben şurada bak şurada G4 2 idi. Burası da 4 idi. o zaman şurası kaç? 6 değil midir? Şimdi ben o zaman şunu da elde etmiş olurum aslına bakarsan. F4'ü. Çünkü G4 2 ise bak G4 2 ise ben şurada F4 ile G4'ün toplamının ne olması gerektiğini buldum. 6. E şurası 2 idi ya hani. O zaman burası 4'tür değil mi? F4, F4 4'müş. Pekala. Buna lüzum var mı? F4 4, şurası 4'tü zaten. F10 kaç olacak o zaman? E karşıya atarsın bu da 12 olur. Şimdi G10 kaçtır diye soruyor. Ben F10'un da 12 olduğunu buldum bu arada. Ve ekstradan şunun da 6 olduğunu elde ettik mi? Bak şöyle gittik 6. E F10 dediğimiz şey A ve 12 ise 12'den ne çıkarsa 6 kalır? 6. Demek ki G10 kaçmış? O da 6'ymış. Böylelikle 24. sorumuzun cevabına da C şıkkı deme hakkına sahip olduk gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 25'te. Şimdi A1'den farklı demiş. A kaçtır diye soruluyor. Aradaki integral okumaya üşendim. Şimdi şöyle diyelim mi? Ben bunun integralini alırım. E bunu da integralini alalım yerine yazalım o zaman. X'in x integrali x kare bölü 2. A'nın integrali AX. 0 ile 1 yerine yazılacak. Bu neye eşitmiş? A'nın integrali AX eksi 2X'in integrali X kare 1'den A'ya kadar yerine yazılacak. Pekala. Şimdi gel gelelim şu kısma. Şurası A'ydı bu arada onu da unutmayalım. 1'i ee, yerine yazarsam 1 bölü 2 artı A gelir. A'yı yerine yazarsam eksi çıkaracağım. A kare bölü 2 eksi A kare gelir. Artı A kare gelir daha doğrusu. Eksiyi dağıtarak yazmayalım. A yerine yazdım. A kare eksi A kare. A sıfır geldi muhteşem. Eksi 1'i yerine yazdım. A eksi 1 oldu. Şimdi şurayı düzenleyelim. A kare ile a kare bölü 2'yi toplarsam 3 a kare bölü 2'yi verir. Önündeki eksi ile beraber eksi 3 a kare bölü 2 gelecektir. Artı 1 a'mız ve artı bir 1 bölü 2'miz var. Karşı tarafta da eksi a artı 1'imiz mevcut. Sağ tarafa toplayalım bunların hepsini. Böylelikle 3a kare bölü 2 pozitif olarak geçer. a'yı sağ tarafa atarsam eksi 2a gelir. 1 bölü 2'yi sağ tarafa atarsam artı 1 bölü 2 gelecektir. Eşittir 0. Şimdi ben bunu e, 2 ile çarpsam ne çarpmasam ne kökler değişmez. 2 ile çarpalım. 3a kare eksi 4a artı 1 eşittir 0 oldu. Ben burayı 3a ve a diye açarım. Burayı da eksi 1'e eksi 1 diye açarsam a buradan ya 1 gelir ya da 1 bölü 3 gelir. Değil mi? Şimdi yukarı çıktık. Ne diyor bize adam? A1'den farklı diyor. A1'den farklı ise ben bunu alamam. A kaçmış? 1 bölü 3'müş. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebilirim. Geçtim 26'ya. 0-12 açık aralığında tanımlı F doğrusal fonksiyonunun dik koordinat düzlemindeki grafiği şekilde verilmiş bir H fonksiyonu ise her 0 ile 12 açık aralığından seçilen X için bir köşesi orijin bir köşesi x'e fx olan dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşit olacak biçimde tanımlanmış. Şimdi hx fonksiyonunun sıfırdan ikiye kadar integrali 15 ise h2 kaçtır diye sormuşsun. öncelikle fx fonksiyonu tahmin edilebilir mi? Bunu bir kontrol edelim biz. Yani fx fonksiyonu oluşturmaya çalışalım. Mesela ben burada eğimi, eğimi a, a olan bir doğru olduğunu düşüneyim bunun. Tamam ve tabi 12 içinde sıfırdan geçiyorsa bu doğru. O zaman şöyle diyebilirim a kadar eğimi olan tamam mı? 12 eksi x diyebilirim. Sonuçta x gördüğüm yere 12 yazınca sıfırdan geçer. Yani benim aslında bu doğrumun denklemi 12a eksi axdir diyeceğim artık izninle. Tamam. Şimdi e, peki bu dikdörtgen eğer bu 12a eksi axken bu dikdörtgenin e, çevresi ne olur? Hocam şura zaten x'ti. E, burası da zaten x'ti. Etti 2x. Şimdi hx fonksiyonunu meydana çıkıyor. Bak hx fonksiyonu eşittir. 2x dedim. Artı. Bir de şu kenarlar var değil mi? Şurası ne olur? fx olur. E bu da fx olur. ya yani 2 tane fx. 2 tane de fx. E şimdi güzel kardeşim bak ben fx fonksiyonunu 12a-ax biçiminde elde etmedim mi? O zaman hx fonksiyonunu nasıl yazarım ben? 2x artı 2 parantezinde 12a eksi ax biçiminde yazarım. Bu da bana hx eşittir. 2x artı 2'yi içeri dağıtıyorum. Ne olur? 24a eksi 2ax olur. Doğru mu? Tamam güzel. Bak şimdi bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu hx'in 0'dan 2'ye kadar integralini alacağım. 15'e eşit diyeceğim. O zaman integral 0'dan 2'ye kadar dedim bak. 2x artı 24a eksi 2ax Tamam. Dx. Bu da bana neyi verir? 2x'in integrali x karedir hocam. 24a'nın integrali 24ax'tir. Eksi 2ax diyor bak. Eksi 2ax integrali x kare bölü 2'den ax kare gelir. Eksi ax kare geldi. Sıfırdan 2'ye kadar yazdım bunu. Şimdi 2'yi yerine yazalım. Sonra bir de 0'ı yerine yazacağım. Sıfırı yazmama gerek yok değil mi? 2'yi yerine yazdım. 4 artı 48a ve sonra eksi 4a geldi bak bir de burada. Değil mi? 4a eşittir 15 diyeceğim. Tamam 48A'dan, 24, 48a'dan 4a çıkınca ne kalır? 44a mı kalır? 44a. 4'ü karşıya atarsam ne gelir? 11 gelir. Demek ki a kaçmış gençler? 1 bölü 4'ün ta kendisi. Şimdi bak a'nın kaç olduğunu bulduk ya. fx'i buldum ben aslında. Şurada yerine yazarsan a'yı 1 bölü 4'ü 3 gelir bak. Eksi x bölü 4 gelir. 3 eksi x bölü 4'müş. Benim bu fx fonksiyonum. Şimdi h2 soruluyor. E ben hx fonksiyonuna kardeş şu dememiş miydim? Evet. E şimdi o zaman ben h2'yi bulmak için x gördüğüm yere 2 yazacak olursam 4 artı 2 tane f2 gelir. Şimdi bana f2 lazım yani. F2'yi nereden bulacağım? e Yaz şurada yerine. 3 eksi 2 bölü 4. Yani 3 eksi 1 bölü 2. Bu da bana neyi verir? 5 bölü 2'yi verir. Şurası 5 bölü 2 ise 2 ile çarparsam şurası 5 gelir. 4'e 5 eklersem 9 olur. Demek ki h2 kaçmış? 9'un ta kendisi. Yani 26. sorumuzun cevabı da böylelikle A şıkkı olmuş oldu. Altta soru yok. Devam edelim 27 ile. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli f ve g fonksiyonlarının türevlerinin grafiği aşağıda verilmiş. F türev, g türev. Kırmızılar f türev, maviler g türev. Buna göre f-g fonksiyonu için f'ten g'yi çıkaracağız bak unutma. 1, 2, 3 tane öncül verilmiş hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. İyi dinleyelim. Bu şekilde yorum sorularını hem ben daha tatlı buluyorum. Çünkü çözmesi keyifli. Ama tabii kafandaki bilgiler tamsa çözmesi keyifli. Yani eksik bilgiler varsa bu sorular ağlatır seni. Ağlatmaması için kafamızdaki bilgilerin tam olması da şart. gelin o zaman şu benim kafamdaki tam bilgilerle senin pratikliğini bir birleştirelim f eksi g fonksiyonu için demiş. Peki. Şimdi diyor ki bana x eşittir eksi dört absisi noktası yerel maksimum noktasıdır. Şimdi f'den g'yi çıkaracağız bak unutma. f'in türevi burada bu. E, g'nin türevi de bu. Şimdi ben burada e, şunu biliyorum. Tam olarak eksi dört absisi nokta için konuşuyor. E, f'in türevi bu. g'nin türevi buyken f türev ve g türevi arasındaki mesafe açılmış. Değil mi? Yani o zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? Mesela f fonksiyonu ve g fonksiyonu. Burada zaten f fonksiyonu artandı. g fonksiyonu da burada artandı. Burada hala artan olmaya devam ediyorlar ama... Düşün. f fonksiyonunun artma hızı burada azalmış. Bak buraya düşmüş. g fonksiyonunun artma hızı burada artmış. Buraya çıkmış. Şimdi f-g için konuşacak olursak bir de... f-g için bak... Bundan bunu çıkarırken bu normalde F türev ve G türev bunu unutma. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Bundan bunu çıkarıyoruz. Ha, o zaman işler değişiyor. Yani bizim fonksiyonumuz f g fonksiyonu artarken azalmaya başlıyor. Nerede? Eksi 4'te. Artarken azalmaya başlıyorsa bir yerel maksimum vardır. Artarken azalmaya başlıyor. Bir yerel maksimum var. Birinci öncül doğru kardeşim. Tamam. Geçtim 2'ye. 6 apsis noktada yerel minimum noktası vardır. 6'ya bakıyorum şimdi. Bak f eksi g kırmızı altta mavi yukarıdaydı. Şimdi mavi altta kırmızı yukarıda. Yani azalırken artmaya başlamıştır diyeceğim. Yani bir yerel minimum vardır bu da doğru. F sıfırla g sıfır e, birbirine eşitse diyor. Yani tam olarak sıfır noktasında f ile g'nin görüntüleri birbirine eşitse. F6 eksi g6 eksi 36'dır diyor. Şimdi dur burada bir dakika dur. F6 eksi g6'yı ben nasıl bulurum? Onu şu şekilde bak. Aslında diyor ki sıfırdan 6'ya kadar f türev eksi g'nin türevi dx. Bunu da hesapla diyor. Şimdi F türev eksi g türev d eksi nin belirttiği yer neresidir abi? Ben sana söyleyeyim. Sıfırdan 6'ya kadar sıfırdan 6'ya kadar eğer birbirlerine eşitse diyoruz ya. G 6, F6 eksi g6'dan bahsedeceğiz. Şöyle ki şimdi F6 eksi g6 diyoruz ya. Ben şunu sana bir yazayım. Bu nedir normalde? F eksi g değil midir? Sıfırdan 6'ya kadar yazdım. Burası nedir artık? F6 eksi g6 eksi F0 eksi G0'dan bahsediyoruz. Tamam mı? F0 ile G0 birbirine eşit olduğu için burası zaten 0 gitti. F6 eksi G6. Bana nereyi verir? F'den G'yi çıkardığın takdirde oluşacak olan alanı verir bak. Şuradan bu tarafı çıkardığım için kırmızı altta kaldığı için negatif bulacağım buradaki alanı. E buradaki alan kaçtır? E şurası 6 zaten. E burası da 6 zaten. 6 kere 6 36 ama negatifi bulacağım. Niye? F'den G'yi çıkarmış çünkü. O zaman eksi 36'yı verir. Bak bu da doğru. Demek ki benim cevabım neymiş? E şıkkındaki 1, 2, 3 yani cevap hepsiymiş gençler. Bir diğer sayfama geçtim. 28. Dar açılı bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri derece türünden x1, x2, x3, x3'tür. Hepsi dar açılı. x1, x2'den, x2 de x3'ten küçüktür. Eşitsizliği sağlandığına göre ABC'nin işaretleri sorulmuş. Şimdi ben bunu şöyle yazamaz mıyım? x1 artı x2 artı x3'ün ben 180 olduğunu biliyorum değil mi? 180 derece. E şimdi o zaman tanjant x2 artı x3'ü ben 180 eksi x1 biçimde yazamaz mıyım? Bu da bana eksi tanjant x1'i verir. X, 1 dar aç olduğuna göre tanjant pozitiftir ama önündeki eksiyle beraber a'nın işareti negatif olur. a negatifse ben bunu eledim bunu da eledim. Geçtim b'ye. x1'den x2'yi çıkarmış. Küçükten büyüğü çıkardığı için içerisi negatiftir. Eksiyi dışarı kusar kotanjant. Eksi kotanjant dedim. Eksi kotanjant x2 eksi x1 olur. Eksiyi dışarı kustuk. Bu şekilde pozitifleşti artık. Burası dar açı. E burası pozitif. Eksiyle çarptım. Bu da negatif. Yani b de negatif olacak. Bu da gitti. Geriye kaldık. İşimiz c'ye kaldı. C'de ne diyor bakalım. Sinüs x3 eksi x1. x 3'ten x1'i çıkarırsam pozitif olur. Sinüs artık birinci bölgede olduğunu söylüyoruz. Pozitiftir. Dolayısıyla bu da pozitiftir. Eksi eksi artı yani d şıkkı bana cevabı verir. 28'in cevabı d olacaktı gençler. Geçtim 29'a. Sabit bir O noktası etrafında dönen daire biçimindeki metal bir diskin üzerindeki B noktasına bir piston kolunun ucu şekildeki gibi sabitleniyor şuraya. Metal diskin yarıçapı 3 birim şurası ve piston kolunun uzunluğu 7 birimdir yani şurası. Metal disk saat yönünün tersine döndükçe piston OA doğrultusunda şu şekilde ileri geri ileri geri hareket ediyor. Alfa 60 dereceyken şekilde görülen metal disk dönmeye başlıyor. Ve alfa 120 derece olunca disk duruyor. Yani 120 olunca diyor ya şöyle bir şey olduğu takdirde şurası yine pistona bağlı olan 7 birimlik uzunluk. Şurası yine 3 ve bu şekilde duruyor demiş. Pekala buna göre piston üzerinde bulunan A noktası kaç birim yer değiştirmiştir? Şimdi şöyle ki ben önce önce ne kadar mesafede yani şu OA arası mesafe ne kadar onu bir hesaplayayım. Alfa 60 dereceymiş başlangıçta. O zaman ben şöyle derim e, kardeşim. Ben şuraya x diyeyim. 7'nin karesi hocam 49. Eşittir 3'ün karesi 9 artı x kare. Eksi 2 çarpı 3 çarpı x çarpı ne diyeceğim? Kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Şimdi ben şuradaki 2 ile buradaki 2'yi götürdüm. Burada x kare eksi 3x kaldı. 49'u bu tarafa sallarsam eksi 40 olur. Eşittir 0 dedim. Ben burayı x'e x burayı da eksi 8'e artı 5 diye açarsam x eşittir 8 gelir. Eksi 5 gelecek hali yok. Uzunluk çünkü. Yani başlangıçta burası 8'miş. Son durumda ne olur? Şimdi son durumda da görsel şöyle oluyor. Şurayı ben 120 derece yaptım ya. Buradan itibaren de şurayı çektim. E şu çubuğun uzunluğu 7 idi zaten hala 7 olacak. Birazcık döndü sadece. Şurası değişecek ama şurası 3. Peki ama burası kaç oldu? 120 derece oldu. Şimdi bunu hesaplayalım. Karşısı gene 7 olduğu için 49 eşittir. Yine şurası 3 olduğu için 9. Artı bu sefer şuradaki uzunluğa y diyelim. Y kare. Tabi burası değişiyor ama şu görsel sabit olduğu için ben sana değiştiğini gösteremedim. Artı y kare eksi 2 çarpı 3 çarpı y çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir bu sefer. Şu eksiyle şu eksi gitti. Bu 2 ile bu 2 gitti. Şimdi ne kaldı geriye? Şurada y karemiz var artı bu sefer 3 y'miz var eksi 40'ımız var eşittir 0 dedim. E burası y ve y diye burayı bu sefer artı 8'e eksi 5 diye açarım. X, y de 5 gelir. Tamam eksi 8 gelemez çünkü. E 8 iken 5 olmuş ne kadar yer değiştirmiştir? 3 birim yer değiştirmiştir derim artık. 29'da çözdük geçtik 30'a. 0 küçük veya eşit x küçük veya eşit 2 pi küçüktür 2 pi. Ve böyle bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesinin en büyük elemanı x0 ve apsisi kosinüs x0 olan nokta a olsun. Birim çember üzerinde işaretlenen a noktasının x eksenine göre simetriği b ve y eksenine göre simetriği c noktası olsun. Buna göre birim çember içinde oluşan abc üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Şöyle ki ben kosinüslü verilmiş zaten ikisi de. Ben diyorum ki 2x Burada ya x artı pi bölü 4 biliyorsun 45'tir. 45 derecedir. Artı 360 k'dır. Ya da 2x eşittir. Eksi x eksi 45. Eksi ile çarptım. Bir artılı bir eksi ile oluyor. de biliyorsun. Artı 360 k'dır dedim. Burada x'i bu tarafa atarsam direkt olarak x eşittir 45 artı 360 k gelecektir. Ve burada da eksi x'i bu tarafa atarsam 3x eşittir 45 artı 360 k yapar. Yalnız bana x lazım olduğu için 3'e böleceğim. x eşittir 15 artı 3, eksi 45 şurası özür diliyorum. Hemen düzeltiyorum. Eksi 45 eksi 15 artı 360 k yapar dedim. Sonra x'leri bulduk. E şimdi ben buna direkt k'yı 1 seçersem şurada oluşan x'im 345'in ta kendisi olurken k'yı burada ben 0 seçtiğim takdirde 45 e 1 seçince zaten 360'ı geçiyor. Yani burada sağlayan en büyük değer ne oluyor? Ne olmuş oluyor? Arkadaşlar burası 360k değil bu arada. Çok özür diliyorum yine yine yine. Şurada bir eksi hatası yaptım ya. O hata ötekilere de sebep oldu. 3'e böldüm 120 geldi. Şimdi ben burada k'yi 3 seçersem x 345 derece olur. Burada k'yı 1 seçersem direkt 360'ı geçiyor. Demek ki sağlayan en büyük değer x 0 dediğimiz şey 345 dereceymiş. Yani eksi 15 dereceymiş aslına bakarsan. Burası da Apsisi eksi kosinüs 15 kosinüs eksi 15 olan bir A noktası birim çember üzerinde işaretleniyormuş. Yani şöyle ben şimdi sana bir birim çember çizmek istiyorum. Şu şekilde bir çember oluşturdum. Bunu şöyle çektim. X eksenim olsun. Bunu böyle çektim. Bu da Y eksenim olsun. Tamam mı? Şimdi hocam şunu şuradan şöyle çektim. Apsisi e, absisi kosinüs eksi 15 olan nokta. Tamam Yani neresi? Şurası. Şu noktadan bahsediyoruz. Şimdi bu A tamam mı? Birim çember üzerinde işaretlenen A noktasının x eksenine göre simetri B oluyormuş. x eksenine göre simetri şurasıdır. Ve burası B'ymiş. Burasını işaretledim. Sonra y eksenine göre simetri de C'ymiş. Yani ben get, gittim. Gittim neyse. Gittim. Şurayı da işaretledim. Orası da C'ymiş gençler. Y eksenine göre simetri. Sonra diyor ki bu üçünün bu üç noktanın oluşturduğu üçgenin e, tar, diyor. Yani şuradaki sarı bölgenin alanı. E tamam buluruz bunu. Şöyle yapacağım. Bir kere şurası, şurası arkadaşlar. E, şurası 15 derece olduğu için sin 15 uzunluğundadır. Burası da sin 15 uzunluğundadır. Tamam. Şurası kosinüs 15 uzunluğu, burası da kosinüs 15 uzunluğu. Demek ki burası da dik. O halde ben iki tane sin 15 ile iki tane kos 15'i çarparım. Şuradaki uzunluk 2 cos 15 burası 2 sin 15 Bölü 2 dersem üçgenin alanı ortaya çıkar zaten Şu 2 ile şu 2'yi yedim 2 sin 15 cos 15 nedir? Sinüs 30'dur yarım açı formülünden Sinüs 30 derecede bana 1 bölü 2'nin ta kendisini verir O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz 30. sorumuz için Dedik ve artık yolumuza devam ediyoruz Bir diğer sayfayla Yine çok şık bir soru İyi dinlemende fayda var Çözemediysen eğer. Aşağıda verilen birim çemberde AB ve CD kirişlerinin oluşturduğu mavi ve sarı renkli bölgeler verilmiş. Mavi, sarı BD doğrusu x eksenine paralel. Şurası BD doğrusu. BD doğrusu. Şu x eksenine paralel. Peki ee, ve DE yayının ölçüsü alfadır. Şimdi DE yayı şurası. Buranın ölçüsü alfaymış. Peki AB ile CD'nin çarpımı nedir diye soruluyor. AB şuradaki CD de şurası. Şimdi ben şunu tutup şöyle indirsem. Burası alfaydı ya yayın uzunluğu. O zaman şuradaki açının ölçüsü de alfa olur mu gençler? Değil mi? Peki bunu ben şöyle indirirsem. Şöyle indirirsem. Şurada kırmızıyla gösterdiğim uzunluk yani şurası. Kosinüs alfa olmaz mı? Olur. Peki burası kosinüs alfa ise. Yine aynı şekilde şunu indirdikten sonra şurası da kosinüs alfa olmaz mı? Olur. Şurası da mı kosinüs alfa? Evet. Niye? Bunun simetriği çünkü. Tamam. Peki. Şimdi devam edelim. Ee, ben şu uzunluğun Şuradaki uzunluğun Mavi uzunluğun sinüs alfa Kadar olduğunu biliyorum O zaman şurası da sinüs alfadır Ve sizden şunu rica ediyorum Şurayı bana söyleyebilir misiniz şu kısmı Hocam yarı çaptan Sinüs alfayı çıkarırım Yani burası nedir artık 1-sinüs alfa mıdır Pekala Şimdi siz bana cd uzunluğunu Pisagordan söyleyebilir misiniz Tabii ki de Kosinüsün karesi kos kare alfa artı 1 eksi sinüs alfanın karesi 1 artı sin kare alfa eksi 2 sin alfa. Doğru mu? Ve bunun tabii ki de kare kökünü alacağız. Kos kare alfa ile sin kare alfanın toplamı 1, 1 daha 2 yapar. 2 eksi 2 sin alfanın kare kökü bize cd uzunluğunu veriyor gençler. Daha sonra geldim şuraya. Hocam bir kere burası kosinüs alfaydı ya. Ben buradaki uzunluğu merak ediyorum. Şurası 1 değil mi? E burada da sinüs alfa var. Bak o zaman şurası ne yapar? 1 artı sinüs alfa. Değil mi? Burası da zaten kosinüs alfa. O zaman Pisagor'dan yine ne yaparım? Kos kare alfa artı 1 artı sin kare alfa artı bu sefer 2 sin alfa derim. Bunun kare kökünü alacağım. Yani bu da bana 2 artı 2 sin alfayı verecek. Tamam. Şimdi bu da ne? AB uzunluğu. AB ile diyor. CD'yi çarp. E zaten 2 artı 2 sin alfa ile 2 eksi 2 sin alfayı çarparsam 2 kare farkından 4 eksi 4 sin kare alfa yapar. Ve tabii ki de bunun kare kökü var. Daha sonrasında ben bunu ikisini dışarı atarsam 2 1 eksi sin kare alfa yapar. E hocam 1 eksi sin kare alfa da kos kare alfaydı zaten. Kos kare alfanın kare kökü de kosinüs alfadır. 2 çarpı kosinüs alfa gelir. Alfa dar aç olduğu için pozitif olduğunu biliyorum. Mutlak değer dışına çıkarmama gerek yok. Cevabım E şıkkında verilmiştir diyeceğim 31. sorum için. Geçtim 32'ye. Şimdi aslına bakarsan e, çemberi görmesek yani buradaki çember olmasa klasik bir açı sorusu. Bu açı sorusunu çözmemiz gerekiyor. Turuncu renkteki çubukların eş olduğu aşağıdaki şekil daire biçimindeki bir kartonun 12'de 5'idir. 12'de 5'i diyorsa, ve daire diyorsa 360'ın 12'de 5'in yani 5 bölü 12 ile çarparım. Bu da bana neyi verir? 12'ye böldüm 30, 150 mi verir? Yani şurası kaçmış? 150 derece. Tamam Burası 150 derece. Peki mavi ile turuncu renkli çubuk arasındaki kaç 15 derece orayı vermiş. Turuncuyla kırmızı renkli çubuk arasındaki x kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle bir şey yapsam arkadaşlar şu yarı çap mı r aynı zamanda burası da yarı çap değil midir? Hemen size şöyle göstereyim. Şurası da yarı çap değil midir? Evet burası da r'dir. Ee, güzel ben şöyle bir şey yapsam şuraya e, arkadaşlar şurası 15 diye ben şuraya 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 alfa desem şurası da 15 artı alfa olur mu? Olur. Niye? R, R çünkü. Aynı zamanda burası da R mi? Evet. Peki ben şuradaki 15 buradaki 15 artı alfayı toplarsam 2 iç bir tane dışı yani şurayı vermez mi 30 artı alfa diye? E burası R burası R ise yine ikiz kenar üçgenden kaynaklı burası da 30 artı alfa yapar mı? Yapar. Şimdi alfayı bulabilirim bak. Üçgen oluştu çünkü elimde. Alfa 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 3 alfa artı 30 30 60 yaptı eşittir 180. Buradan 3 tane alfa eşittir 120 ise alfa kaçtır? 40'tır. Şimdi ben alfa'nın 40 olduğunu buldum ya. Burası kaçmış? 70. Peki buraya ne kalır? 80 kalır. Burası 80 ise burası da 80 midir? Evet çünkü burası R ise burası da R'ydi. 80 80 160 buraya kaç kaldı? 20 kaldı hocam. Çok güzel. Şimdi artık şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Ben şurada bunu şöyle bir çember gibi düşünsem. Tamam mı? Bunu şöyle çember düşüneyim. E şimdi şurası 150 idi ya şuradaki yayın ölçüsü de 150 değil midir? Evet geriye kalan yayın ölçüsü 210 mudur? Yani şurası evet burası 210'dur. Peki şuradaki çember üzerindeki açı 210'un yarısı kadar 105 değil midir? Aynen öyle 105'tir. Bak şimdi burası 15'ti burası 40'tı etti 55. 20 daha 75. E, kaç olması gerekiyordu? 105 olması gerekiyordu. Buraya kaç kalır? 30 kalır. Demek ki cevabımız e şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Gençler 32. sorumuz için cevap E idi. Ve devam ediyorum sağ üstteki soruyla. Çok tatlı tam ÖSYM ayarında bir soru. Birlikte beraber çözelim hadi bakalım. Gövdesi daire biçimindeki özdeş iki cam çerçeve. Özdeş iki cam çerçeve. Eşit aralıklı zemine paralel bir doğru üzerindeki çivilere şekil 1'deki gibi asılında oluşan uzunluk değeri ve şekil 2'deki gibi asılında oluşan uzunluk değeri yani şu aynı birim cinsinden olup şekil 1'deki iki çember arasındaki en kısa mesafe şekil 2'deki iki çember arasındaki en uzak mesafe verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösteren uzunluk kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğim ben. Şimdi şöyle ben indirsem nereye kadar? Merkezine kadar. Sonuçta merkezine dengede olacak ya. Şunu da şöyle uzatsam. Sonra bunu da indirsem. Şimdi ben size şöyle bir şey diyebilir miyim? Burası R ise burası da R'dir. Değil mi? Aynen öyle. Peki ben buradaki iki tane çivi arasındaki boşluğa x desem mesela. Burası x oldu. Burası x oldu. Burası da x midir? Yani 3x. 3x dediğim şey nedir? 2r artı 28'dir. Bu bana 3x'i verir. Bu cepte. Şimdi geldim buraya. Buraya geldim. Hocam şunu ben indirsem aşağı doğru merkezine kadar. Sonra burayı da çeksem şöyle. Burası da yine merkezden inmiştir desek. Sonra desem ki. Bu ikisi arasındaki mesafe x'ti. Şurası kaç? R. Burası kaç? E, o da R. Demek ki, demek ki bak nereden nereye hocam? R artı, R artı X. R artı yani 2R artı X. Eşittir kaç olur? 2R artı X eşittir 36'nın ta kendisi olur. Şimdi ben burada X'i yalnız bıraksam. X eşittir nedir? 36 eksi 2R midir? Tamam. E şimdi o zaman şurada 3X elde etsem, şuna eşit desem mis gibi olmaz mı? Bence olur. Hadi bunu 3 ile çarpalım. 108 eksi 6 r. O zaman neye eşit olacak? 2 r artı 28'e eşit olacak. 28'i bu tarafa gönderdim, 80 kaldı. Eksi 6 r'yi diğer tarafa gönderdim, 8 r oldu. R kaçmış burada? 10. R'nin 10 olduğunu bulduk. R 10. Şimdi ben şunu şöyle siliyorum, şuraları, Bir sildim. Şunun merkezi şurası değil mi hocam? Aynen öyle. Bunun da merkezi burası. Tamam. Şimdi tuttum ben. Şurası. Aslında benim neyimdir? Yarı çapımdır. R'yi kaç bulduk biz? 10 bulduk. R10. Peki X kaçtı hocam? Şu ikisi arasındaki mesafe. İkisi de bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. R10'sa şurası 20'dir. Şurası kaçtır? 48'dir. 3X 48 ise X 16 mıdır? Demek ki burası da 16'ymış. Şunu şöyle indirirsem iki eşit parçaya böler mi? Böler. İki çift parçaya bölecekse burası 8 burası 8 midir? Evet 8 10 e burası dikse burası 6'dır. Burası 6 ise 6 da 6'dır. 6 6 daha 12 yapar. Demek ki cevabımız C şıkkında verilmiştir diye gönlümüzün rahatlığıyla gençler söyleyebiliriz. Kaçı çözdüm? 33'ü çözdüm. 33'ün cevabına C dedim. Şimdi devam ediyorum 34'te gençler. AB çaplı yarım daire içindeki bir kartonun AB çapına paralel olan ve AB çapından itibaren sırasıyla birinci, ikinci olacak şekilde isimlendirilen 9 tane kiriş, bir tane de teğet doğrusu. Yani toplam 10 tane doğrudan bahsediyoruz. Aralarındaki mesafe eşit olacak biçimde çiziliyor. Şimdi benim bir tane çembere ihtiyacım var. O zaman şöyle ve varsayalım ki şurası da çapı olsun. Şimdi bu çapa eşit, birbirine eşit uzaklıkta o zaman şöyle en sonuncusu teğet olacak biçimde 10 tane mi çizmem gerekiyor? Şöyle 3 yaptım. 4 oldu. 4 olamadı. Şöyle 4 olsun gençler. Şöyle 5 olsun. 6 olsun. 7 olsun. İnşallah başaracağız. 8 olsun. 9 olsun. Bir tane de şöyle 10 olsun arkadaşlar. Tamam bu da teğet olduğunu varsayalım. Ben onu biraz yaklaştırayım evet. Şöyle yapalım. Bu da onuncusu. O da teğet. Tamam. Şimdi diyor ki bak bu zaten çaptı. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü mü? 6. kiriş diyor. 4 5 6. giriş bu. 6. kiriş bu ve uzunluğu 16 birimmiş bak. O zaman şurası da merkez olsun gençler. şunu şöyle çektim. Tamam? Şurası zaten çekili. Bunu da böyle çektim. Kabul mü? Şimdi bak. Böyle çektiğim takdirde bu bana neyi verir? Yarıçap uzunluğunu. Yarıçap kaç tane var arada boşluk? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. 11 tane doğru varsa arada 10 tane boşluk vardır zaten. Peki ben bunların her birine A desem. Burası 10A olmaz mı? 10A burası. Peki hocam şu uzunluk kaçtı? Şu uzunluk 16 değil mi? Vermiş bana 16 diye. Hemen sana orayı da şöyle renkli göstereyim, görünsün. Burası da 16. O zaman burası 8 olur mu? 8A. Yani 8 olur mu? Direkt olur. Peki burası 8. Burası 10A. Şurası kaça A? Hocam burası da 6A. O zaman A1'dir. 6 8 10. Değil mi? A1'dir. E çok güzel. Bizden ne isteniyor şimdi? 8. kirişin uzunluğu. 7, 8. Yani şu uzunluk isteniyor arkadaşlar bakın. Bizden bu uzunluk isteniyor. Peki ben o uzunluğu nasıl bulurum? Hemen bir tane daha üçgen çizerim şöyle. Tamam. Derim ki zaten burası 10'du. Burası zaten 10'du. E burası da 8. O zaman şurası 6 olmaz mı? 6. 6 da burası olur. 12 yapar. Cevap C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Güzel soruydu. 35. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan 5 özdeş kare ile ilgili bilgiler şu şekilde. Ee, diyor ki bana her birinin sadece biriyle bir ortak noktası var. Her birinin kenarları eksenlere paralel. Birinin bir kenarı y ekseni üzerinde başka birinin bir kenarı x ekseni üzerindedir. Ortak noktalardan biri 2'ye 8 noktası olduğuna göre karelerin x ekseniyle paralel olan alt kenarlarıyla x ekseninin arasında kalan bölgenin alanı en çok kaç birim karedir? Şimdi şöyle bir tane karemiz varmış bak şöyle. Ben bunu tam kare yapayım. Şöyle bir karemiz var gençler. Ben bu kareden çoğaltacağım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kaç taneydi? 5 ee, tane. Bir de böyle, öteki de böyle olsun. Tamam. Şimdi şunu şöyle çektim. Bir tanesi y eksenine dokunuyordu bir kenarı. Diğeri de x eksenine dokunuyordu değil mi? Ah, istediği bu. X. Burası da y. Bir tanesinin koordinatları o değen köşe noktalarından bir tanesinin koordinatı neymiş? 2'ye 8'miş. Yani o zaman ben şurayı şöyle çektim buraya 2 dersem buraya 8 dersem bir karenin bir kenarını 2 kabul etmiş olur Değil mi? Bir karenin bir kenarı 2 birim. O zaman burası da 2 birimse 4 yapar bak burası. O zaman şurası 6 yapar. Şöyle gösterelim. Burası 8 yapar. Tamam. O zaman şurası kaçtır? 6'dır. Şurası kaçtır? 4'tür. Şurası kaçtır? 2'dir bu da. Bana diyor ki şu alt kenarlarıyla x ekseni arasında kalan diyor bölgenin alanı sorulmuş. E tamam. Şimdi ben şuradaki alanı bulamaz mıyım? Şurayı. 2 kere 8'den 16 mıdır? Değil mi? Burası 16. Hemen yanındaki yer yani şurası. Burası kaçtır hocam? Burası da 2 kere 6'dan 12'dir. Hemen yanındaki yer 2 kere 4'ten 8'dir. Hemen yanındaki yer 2 kere 2'den 4'tür. 4 ile 16'nın toplamı 20. E burası da 20 toplarsam 40 yapar. Doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz 35. sorumuz için. Geçtim 36'ya. Aşağıda iki çizgi arası eşit uzunluğu ifade eden dairesel makaranın mavi ibresi dışarıya çekilen ipi dışarıya çekilen ipin santim cinsinden uzunluğunu göstermekte. Dışarıya 0.5 santim ip çekildiğinde makaranın dönme açısı 20 derece olmaktadır. Şimdi dur. Dur. 0.5 santim ip çekilince 0.5 santim. Dönme açısı 20 derece oluyor. Şimdi bir dakika. 1 santim dediğimiz yer şurada bak 1, 2, 3, 4 bölmeyle gösterilmiş. O zaman bu bölmelerden her biri 0.25 santim. Peki 0.25 santimetre çekilince 20 derece değil de 10 derece dönmüş olmaz mı? Aynen öyle. Peki bizden istenen ne şimdi? Buna göre şekil 1'den şekil 2'ye geçerken çekilen ipin uzunluğunun 5'te 1'i uzunluğunda ip çekilirse makaranın dönme açısı kaç derece olur? bak burada e, şekil 1'de 10 iken burada 12,25'tir diyebilir miyim? Yani 2,25 mi? 2,25 santimetre çekilmiş. E, bu bunun kaç katı? 9 katı değil mi? Bunun 9 katı kaç yapar? 90 derece yapar. Demek ki 90 derece dönecek. E bunun 5'te 1 çekilirse bunun da 5'te 1'i döner o zaman. 90'ın 5'te 1'i kaçtır? 18'dir. O halde cevap da D şıkkında verilmiştir derim ben. Devam edelim arkadaşlar. 37 ile bir diğer sayfadayız. M pozitif bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde D1, D2, D3 doğrular arasında kalan üçgensel bölgenin alanı Y ekseniyle eşit alanla iki parçaya ayrılıyor. Y ekseni yapıyor bunu. M kaçtır diye soruluyor. M şuradaki arkadaşlar M. Şimdi ben burada iki doğru mu biliyorum? Yani D1 doğrusunu, D2 doğrusunu biliyorum. Sadece bilmediğim bir tek bu doğru var. Onun da zaten M'sini bilmediğim için bilmiyorum. O halde şu iki doğruyu çizersem bana fikir aşılar mı? Vallahi bakacağız. Şimdi şura benim x eksenim olsun. Şu da benim y eksenim olsun. Bu y ekseni önemli. 2 e, iki eşit parçaya ayıracak. Biraz daha şöyle tam ortaya çizelim. 2 eşit parçaya ayıracakmış benim bölgemi. Buraya x dedim. Buraya y dedim. Birinci doğrumu çizecek olursam x'e 6 verdiğim takdirde sıfırlanıyor. x'e 0 sıfır verirsem de 2'den geçiyor. Yani o zaman ben şöyle bir doğru çizdiğimde şunu yaptığımda şurası kaç oluyormuş arkadaşlar? 2 oluyormuş. Güzel. Burası da 6'ydı. Yine ikinci doğruma baktığımda x 6 için y 0 olur. Ve x 0 için y bu sefer eksi 3 olacak. Yani bu sefer benim doğrum şu şekilde olmalı diyorum. Şurası da eksi 3'tür. Tamam mı? Burası da eksi 3'tür. Şimdi diğer doğruya baktığımız takdirde x'e 0 verirsem 2'den geçecek. Yani benim doğrum buradan geçecek. Ve e, y ekseni benim bu bölgemi eşit alanlı iki bölgeye ayıracak. Bunu nasıl yapar? Şimdi hocam ben şunu tuttum. Ee, uzatacağım. Yani şu şekilde uzattığım takdirde şöyle yaptım. Şurası eksi üçtü. İyi dinliyorsun şimdi beni. Kulaklarını aç, algılarını aç. Burası eksi üçtü. Ben öyle bir doğru geçireceğim ki bu ikiden. Şu şekilde olursa eğer ve bu doğru şu özelliği taşıyacak. Şununla şu birbirine eşitse işte o zaman şuradaki alanımız da şuradaki alanımız birbirine eşit olacaktır. Çünkü tabanlar birbirine eşitse alanlar da eşittir diyoruz. Pekala. Çok güzel. Peki ben bu doğruyu nasıl bulurum şimdi? Bu doğrumuz için şunu söyleyelim. Hani 3y eşittir mx artı 6 diyebiliyorum değil mi sonuçta ben burada? Yani bunları karşıya gönderdim. Peki burası için yani şurayı nerede keser? Bunu nasıl bulabilirim? Nasıl elde edebilirim? Bunu bulabilmek için de şunu yapalım gençler. Mesela burada ee, ben şu ikisinin birbirine eşit olduğunu biliyorum ya. Peki ben şunu şu şekilde uzatsam buralar birbirine eşitse bak burası ve burası birbirine eşit. 1'e 2 oran var değil mi? 1'e 2 oran var. O halde şurası 5 birim değil midir? Burası 5 birimse şu gördüğü yerde tabii ki 10 birim olacaktır. Doğru mu? Doğru. Buna bir sıkıntı yok. Başka hocam bunları biliyoruz zaten. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Hemen söyleyeyim. O zaman 6 ya da 12 olmak zorunda. Yani şurasının eksi 6 olması şart. Peki güzel. Güzel. Ben şu y eksenini biraz daha uzatsam hocam şu şekilde ve sana da şunu versem. Artık sen şunu söyleyebilir misin? Şuradaki üçgenle buradaki üçgenle birbirine eştir diyebilir misin? Dersin. O zaman burası eksi 3 ise burası eksi 6'dır. Yani eksi 6 için eksi 6 için eksi 6'dan geçmesi gerektiğini de artık anlıyoruz biz bunu. Tamam. Eksi 6 için eksi 6'dan geçmesi gerektiğini anlıyoruz. O halde ben x'e eksi 6 verince y'si de eksi 6 olacak. Yani şurası eksi 18. Eksi 6m artı 6 diyorum. 6'yı bu tarafa gönderiyorum. Eksi 24 eşittir eksi 6m ise m buradan kaç geliyor? 4'ün ta kendisi. Yani bizim gençler 37. sorumuzun cevabı da böylelikle 4. Yani değişik olmuş oluyor dedik. 38'e geçtik gençler. Dik koordinat düzleminde. 10'a 8 noktasının 4'e 0 noktasından geçen doğrulara göre simetriği olan noktalardan birisi A'ya 0 öteki de B'ye 0'dır. Birine B ötekine C noktası denilmiş. Buna göre A, B, C noktalarından geçen çemberin denklemi hangisidir diye soruluyor. Çembermiş bir de bu. Tabi öyle bir şey de var. Şöyle ee, şimdi ben burada öncelikle ona 8 noktasını bir ifade edecek biçimde kartezyen koordinat sistemimi çizeyim önce. Şurası x eksenimiz olsun. Şurası y eksenimiz olsun. İyi dinliyorsun. 10'a 8 de varsayalım ki şurası 10 olsun. 8 de bu uzunluğa benzer biçimde olacak şekilde. Hani şöyle bir yerde olsun. Hani net çizelim biz bunu. 10'a 8 dediğimiz yerde bu ikisinin kesişimidir açıkçası. Yani şunu şöyle uzattım. Ve şununla kesiştiği noktada da tabii ki burası ne oldu artık? A noktası. Burası A noktası. Şimdi 4'e 0'dan geçen doğrulardan bahsediyor. 4'e 0 dediğimiz yer şurası olsun. Şurası olsun. 4 absisli nokta. 4'e 0 burası. P noktası. Buraya geçen, buradan geçen doğrulara göre simetriğinden bahsediyor. Buradan geçen doğrulara göre simetrikten bahsediyor. Şimdi hocam hoş diyorsun, güzel diyorsun da hangi doğrudan? Yani o 4'e 0'dan sonsuz tane doğru geçer. Şimdi madem bu şekilde düşüneceğiz. O zaman ben bu noktalardan bir tanesinin A'ya 0, diğerinin B'ye 0 olduğunu bildiğim için ben şöyle bir şey yapmak istiyorum güzel kardeşim. Şurayı şöyle sildim. Diyorum ki şunu birazcık uzatalım. Tamam bunu birazcık uzatalım. Bir tanesinin şuradan geçen doğruya göre simetri olduğu için varsayalım ki şurada bir yerde olsun ve burası mesela A'ya 0 olduğu için A olsun. Diğeri de bu tarafında bir yerde olacak şekilde B olsun bu da. Şimdi bak yapmaya çalıştığım şeyi söylüyorum sana. Şudur hocam. Madem simetri A noktası, o zaman ben bu doğruyu şu şekilde çizebilirim. Tamam bu şekilde çizebilirim. Diğerini de nasıl çizeceğim o zaman? Şöyle çizmem gerekiyor ki simetriyi bak simetriyi burada olsun ve ekstradan simetriyi burada olsun. Ve tabi doğal olarak simetrik olduğu için de bunlar da diktir birbirlerine. Tamam. E şimdi burası dik, orası dik. E bir de çember oluşturacaktı biliyorsun. Yani çemberi de ben şöyle bir e, şekille ifade etmek istersem, şöyle yapalım, taşıyayım şimdi çemberi şöyle. Şöyle yapacak olursak arkadaşlar, biraz da küçültelim. Neredeyse denk geldi gibi. Şimdi gençler bakın, iyi dinleyin beni. Şurası varsayalım ki A noktası ya. Şöyle çemberin üstünde olduğunu düşünün. Şurası da, şurası da bu AB benim için çap oldu. AB çapsa burası da dik midir? Evet. Neden? Çünkü çevre açı çapı görüyorsa diktir. E çok güzel bir olay oldu burada. Madem öyle bu, buradaki 4 noktası da burası da dik, burası da dikse buradaki 4 noktası benim için ne olmuş oldu? Buradaki 4 noktası tabii ki de gençler benim merkezim oldu artık. Benim burası merkezim oldu. E çok güzel ben şimdi şuranın 10'a 8 olduğunu biliyorum ya. 10'a 8 ise burası da madem e, merkez. Şunu şöyle çektiğim takdirde. Bak hocam şu benim yarı çapımdır. Şurası kaç? 6 birim. Şurası kaçtı? 8 birim. O zaman benim yarı çapım 10'dur. Merkezi 4'e 0'da olup da yarı çapı 10 olan çemberi arıyorum ben aslında. Bunu nasıl ifade ederim? x8'i 4'ün karesi artı y'nin karesi eşittir 10'un karesi 100. Demek ki benim cevabım bu olacak. Yani cevap B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu. Devam edelim 39'da. Silindir biçiminde bir gövde ve bu gövdeye sabitlenmiş silindir biçiminde özdeş iki tane sapa sahip şekildeki merdanenin boyu 60 santimdir denilmiş. Hamur açma işlemi sırasında bu merdanenin sapları kırılmış ve hacmi 1 bölü 37 oranında azalmıştır. Gövdenin yarı çapı Özdeş saplarda, saplardan birinin yarı çapının 3 katı. Şimdi yani bunun yarı çapı r ise bunun yarı çapı 3r mi olacakmış yani. Doğru mu? Şimdi bunun e, sevgili arkadaşlarım hacmi ne olur? Pi çarpı yarı çapının karesi yani 9r kare çarpı uzunluk. Şuraya ne diyelim x diyelim mi? Çarpı x. Peki şununkiler ne olur? Şunların e, hacimleri toplamı ne olur? Pi çarpı r kare çarpı ona da t diyelim. Tamam mı? Ama bunlar 2 tane. Şimdi hacim ne kadar azalmıştı? 1 bölü 37 oranında azalmış. Yani 37 iken 36'ya mı düşmüş? Demek ki şunların hacimleri toplamı 1 birimken diğerlerin hacimleri toplamı 36 birim olacak. Yani şu şunun 36 katıymış gençler. O halde ben şöyle bir şey yapsam. Bunu buna bölersem eşittir 36 bölü 1 diyemez miyim? Deriz. P'ler gidiyor. R kareler de gidiyor. Burada 9'a böldüm 9'a böldüm 4 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsam x bölü t eşittir 8t gelmez mi? 8 gelmez mi? O zaman ben x eşittir 8t diyemez miyim? Yani şurası şurası 8t iken burası 8t iken Şurası T ve burası da T'dir dedim. Yani toplam 10 T eşittir. 60 olmaz mı? Olur. T kaçmış? 6. Bizden ne isteniyor? Gövdenin boyu kaç santimdir? E gövdenin boyu zaten şurasıydı ve ben onu 8 T demiştim. T'yi de 6 buldum. 8 kere 6'dan 48 bana cevabı verir. Yani 39. sorumuzun cevabına E şıkkı demiş olduk böylelikle. Ve son sorumuz arkadaşlar. Hemen şu kısmı şöyle birazcık temizleyeyim. Çemberimi silmek istemiyorum ama birazını sildik. Güzel görünüyordu. A çarpı B çarpı C ile hesaplanır bir dikdörtgenler prizmasının hacmi denilmiş. Beril ayrıtları 6, 9 ve 12 birim olan dikdörtgenler prizması biçimdeki bir akvaryumun içerisine bir miktar su koyduktan sonra 3 farklı yüzeyi zemin üzerindeyken akvaryum içindeki boşlukların yüksekliğini x, y, z tam sayıları bulmuştur. x, y ve z toplamı birim cinsinden 18 birim olduğuna göre e akvaryum içine döktüğü suyun hacmi isteniyor benden. Şimdi aynı miktarda su var ve ben bu e, dikdörtgen prizması şeklindeki kabı, akvaryumu bir öyle döndürüyorum, bir böyle döndürüyorum, bir de böyle dön, Şöyle döndürüyorum. Tamam? Peki buna göre de oluşan boşlukların yüksekliği verilmiş bize. Şöyle düşünelim biz bunu. Mesela şöyle olsun. Tamam mı? Bir böyle olsun. Ee, şöyle şöyle çizelim Tamam Bak bir bu şekilde konulmuş ee, Burası 6 olsun şurası 9 olsun Burası 12 olsun Şimdi böyle konulmuş Daha sonrasında bir şöyle konulduğunu Söyleyelim Bak çizeceğim ben sana Üşenmeyeceğim çizeceğim Bir şöyle konulmuş arkadaşlar Burası 6 burası 12 iken Bu sefer şurası 9 olacak şekilde. Ama yine 9 12 alta geldi, değil mi? 9 12 alta gelsin istemiyoruz. Şöyle olsun istiyoruz. Madem öyle ben bunu şöyle çizeyim. Şu şekil olsun. 6'ya 12 böyle dikine dursun. Tamam mı? 6'ya 12. Ee, şu şekilde düşünelim. Aynen. Şurası 6, şurası 12, burası 9. Ee, 12 dik durmuyor. 6 ile 9 dik dursun bu sefer. 6 ile 9 dik duracaksa o zaman bunu da şu şekilde çizeriz. Şöyle yapalım. Ve bunu da şu şekilde uzatarak çizelim. 12 oldu mu burası? Bir bakalım. Şurası 6. Şuraya 12 mi diyeceğim? Buraya 12. Şuraları biraz daha küçültelim. 9 şu şekilde olsun. Bir de böyle konulmuş arkadaşlar. Yani üç türlü de konulmuş. Bir 6'ya 9 yere temas ediyor. Bir 6'ya 12 yere temas ediyor. Bir de 9'a 12 yere temas ediyor. Hepsi içinde, içinde aynı miktarda su varken bunları döndürmüş. Ve varsayalım ki mesela su en çok hangisinde yükselir? 6'ya 9'da mı yükselir? 9'a 12, 6'ya 9'da yükselir. Su varsayalım şu seviyeye kadar görünmüş. Tamam mı? Şöyle gösterelim. Diğerinde 6'ya 12 varken varsayalım ki şuraya kadar yükselmiş olsun. Diğerinde de arkadaşlar 9.6'da da 9.12'de de buraya kadar yükselmiş olsun. Tamam güzel. Şimdi diyor ki bu boşluklar diyor x, y ve z'dir. x, y, z'nin toplamı birim cinsinden 18'dir diyor. Şimdi şurası x olsun, şurası y olsun, şurası da z olsun. Kabul mü? Şimdi su, e, akvaryumun içine döktüğü suyun hacmi isteniyor benden. Normal şartlar altında benim bu akvaryumumun hacmi zaten 6 çarpı 9 çarpı 12'dir. Doğru mu? 6 çarpı 9 çarpı 12. Şimdi şurada hepsinin içinde aynı miktarda su olduğu için hepsinin içindeki boşluk da aslına bakarsan aynı boşluktur. Yani aynı birim küp miktarda boşluk vardır. Mesela buradaki boşluğun hacmini bulmak istersen ben şunu yaparım taban alanı çarpı x. E taban alanımız burada 9 çarpı 12 çarpı x olmaz mı? Hacmimiz. Buraya bakıyorum buradaki hacim kaç? Buradaki de 6 çarpı 12 çarpı y. Buradaki 6 çarpı 9 çarpı z'dir arkadaşlar. Ve bunların hepsi birbirine eşit olmak zorundadır. Bunların hepsi birbirine eşit. O halde ben x'i x'i 6k ile y'yi 9k ile z'yi de 12k ile ilişkilendirebilirim. Hatta bunları da sadeleştirirsem 3 ile mesela 2k ile 3k ile ve 4K ile ilişkin, ilişkilendirebilirim ve bunların toplamını bana vermiş zaten soru 18'miş o zaman ben bunları toplarsam 9K 18 gelir 9K 18 ise K kaçtır? tabii ki de 2'dir şimdi K'yı buldum 2'ymiş K2 ise X nedir? X'e ben 2K demiştim o zaman 2K 4'tür yani şuradaki boşluk 4'müş buradaki boşluk 4 ise içine döktü. bak şurası 6 değil miydi? o zaman içindeki yük, suyun yüksekliği 2'dir ve benden bunun hacmi istenmiş o zaman 9 kere 12 çarpı 2 9 çarpı 12 çarpı 2 bana cevabı verir bu da 9 kere 12 108 yapar 2 ile çarparsam 216'dır diyebilirim yani cevabımız c şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım valla olabildiğince görselle anlatmaya çalıştım anlayın diye çünkü Evet sorunun kolay olduğunu basit olduğunu düşünen arkadaşlarım var katılıyorum onlara soru basit Lakin şöyle bir durum var e, matematik öğretmenler arasında bile vardır mesela ben öğretmen olduğum ilk senelerde bu olayı çok anlayamamıştım e, ama ne zaman anladım biraz ilerleyen safhalarda üç boyutlu görebilme yetisi var Bir de görememe yetisi var yani bununla yeteneği olur mu hocam evet, bazı insanlar üç boyutlu göremiyorlar arkadaşlar yani kağıda üç boyutlu bir şey çizdiğin takdirde onu rekare gibi algılıyorlar yani düzlem gibi algılıyorlar. Yani o derinlik algısı oturmuyor onlara. Tabii küçümsediğim için söylemiyorum. Göremiyorlar. Bunu çoğu matematik öğretmeni de göremiyor. Ve bu yüzden de katı cisim falan anlatırken de zorlanıyor hocalar. ama o onların kişiliğiyle alakalı. Yani kişilik demeyin buna da. Onların kafa yapısıyla alakalı. Evet çok iyi matematik bilgisine sahip. Matematik bölümü bitirmiş. Dereceyle bitirmiş. Ben arkadaşım var mesela. Ama katı cisme geldiği zaman tıkanıyor. Bu şekilde 3 boyutlu çizimleri de zor yapıyor kendisi zor yaptığı için aktarımı da kuvvetli olamıyor. Allah'tan benim iyi e, aktarabilmek için yaptım. Hem de ekstradan hani üç boyutlu göremeyen hoca bile varsa öğrenci çok hayli hayli vardır. Bundan kaynaklı üç boyutlu göremeyen öğrenciler için de bunu renklendirmeye çalıştım açıkçası. Ki bence başarılı da oldu diye tahmin ediyorum. Evet gençler 3. denemeyi de bitirdik. Umarım netleriniz istediğiniz seviyelerdedir. E, şunu söyleyebilirim. Hani diğer girdiğin denemelere nazaran bunda belki 3-5 puan daha aşağılarda net yapıyor olabilirsin. Puandan kastım 3-4 ya yani 3-5 netten bahsediyorum. Daha aşağılarda netler yapabilirsin. Ama diğer denemelere göre ee, hani 3-5 değil 50-60 puan daha çok geliştiriyor aslında seni. E, çünkü o kadar güzel yorumları var ki ve bu denemeyi de sırf bu yüzden çözmek istemiştim. Ciddi anlamda hani son yıllarda piyasaya gelmiş gelmiş geçmiş en iyi denemelerden birisi diyebilirim gençler. Aklınıza bulunsun. Evet artık sonraki videomuz dördüncü deneme olacak. O denemede görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.